Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar, hayal, tahayyül, tasavvur, taakkul, harmanlamasını gidiyoruz. Ha, ilk önce şey söyleyeyim. Dima 84. Tasavvur dersimiz 5. Bugün ayın 6'sı mı? 8. 8.09.2019 Küçükçekmece. Mekan, zaman, nerede, ne yapılmış. Şimdi şöyle bir yol takip ediyoruz. Hatırlatmak adına, biliyorsunuz. Hayal yapıyoruz. Bitirmeden tahayyül yapıyoruz. Zanlar yaptık, şüpheler yaptık, tereddütler, bilgiler, malumatlar, ama tasavvur, vehim. Tasavvur da yaptık, bitirmedik. Sonra dedik ki taakul ve akıl. Niçin? Mesela hayali bitirsek, tahayyülü bitirsek, tasavvura geçsek, sonra taakula geçsek, diyecekti ki taakul gözlüğüyle. Ya keşke tahayyüle de baksaydık böyle. Hani şöyle taakul bilgisiyle, gözlüğüyle, tasavvura baksaydık böyle, daha değişik olurdu mantığıyla. Ne yapıyoruz? Bunlar obek obek, oradan oradan ona. Ondan gidiyoruz birkaç ders, bundan der birkaç ders, sonra buna. Ben buradan şunu da çıkarttım. Külliyatı okuyan yeni veya eski fark etmez. İlk önce ne olacak? Mektubattan başladın, sözlerle başladın. Okuyan ilk önce Filisti okuyacak, sonra kitabın başına dönsün. Çünkü Filistisini de yapan ustadır. Şimdi orada öyle bir noktaya nazarlar var ki, Allah Allah, ya bunlar da izah edilmiş mi diyorsun. Yani insanın o Filist namında bir komprim bir bakış veriyor sana. O bakış mertebesiyle, çünkü biz o bakışı belki de kitabı okuduktan sonra varacağız ama Filisti'yi önce okursan, o bakışı yakalıyorsun, o bakışla bakıyorsun, ona basıp çıkıyorsun. Dolayısıyla tahakkul yaptık epey, belki de 10 taneden fazla yaptık tahakkul, değil mi? Toplam, ama sizinle galiba o kadar yapmadık. 6 tane sizin dışınızda yaptık. Şimdi tasavvur dersimiz. Tasavvur. Ben bir 293 lügatını okuyayım tazelenmek adına. Tasavvur, serbest bölgenin çok mühim bir veri tabanı. Serbest bölge tahayyül ve tasavvurdu. Tasavvur nedir? Dimağın ikinci mertebesidir. Ondan sonra bu sözde 706'da bizim temel veri tabanımız Dimağ'da Meratip var. Onun ikinci şeyi. Diyor ki bir şeyi, lügatı söyleyeceğim, bu bizim şey değil, bir şeyi zihinde şekillendirmek, zihin nerede olduğunu hatırlıyor musunuz? Bak lügat ne kadar akıllı. Zihin neredeydi? Vicdanda. Tasavvura ne demiş? Bir şeyi zihinde şekillendirmek, tasarlamak, düşünce, tasarı, arzu. Şöyle bir tevil yapabiliriz bu lügatı. Çünkü bu lügatı yapanlar külliyattan önce olduğu için Basra ve Kürt alimleri zihin ile tasavvuru şey zannediyor. Oysa zihin vicdandaki bir yapıdır. Yani tasavvurdaki bilgi, dimadaki bilgiler zihine iniyor. Zihindekinin tasavvura aktarımı diye tevil edilir. Zihnin sureti tasavvurdadır demişiz. Evet demişiz. Öyle demişiz. Oradaki dişe vuruş. Zihnin dişe vuruşu, tasavvur. Ne yazabilirsiniz? Tasavvurat, yani tasavvurun şeyi, tasavvurun cemidir. Tasavvurlar ya, cem hali. Kişinin kendi üzerine dönüştürülük yapar bu. Mesela düşünce, düşünüyor, düşünce. Bastar, vurmak. Vurma. Vurdum. Kişinin üzerine cereyan ediyor. Faili bir mastar yani.
master'ın sahibi. Dolayısıyla tasavvur düşüncelerin eylemsel hali. Tahayyül hayalin fiilsel hali. Hayal master gibi duruyor. Hayal, hayal etmek. Hayal ettim, edildi, ettiler, edecekler, edilmişti, öyle bir şey yok. Hayal, hayal et. Ama tarif ise hayal ediyor. Hayal ettim. Kişinin üzerine cereyan ediyor. Tasavvurla işte düşünüyorum. Neymiş o? Kişinin dönüşlülük yapar, kendi üzerine cereyan eder. Tefaul. Tefaul babından türetilmiş. Şimdi ben lügatı şey yapıyorum. Daha önce okumuştuk ama tazelensin diye okuyorum. Nefsül emirdeki, bizim dışımızdaki, kainattaki hayat-ı tekviniyeleri alemimizde vücut ve ademe dönüştüren tahayyül ve tasavvurlarımızdır. Çok ilginç tahayyül. Bizim dışımızdaki mevcudata hayat-ı tekviniye, bu mevcudatın yazılımı bizde olmasa evamili tekviniye. Tamam. Birisi kainat, irade sıfatından yaratılmış. Kur'an, onun yazılımı olan Kur'an, kelam sıfatından yazmış. Kur'an yazılımına evamili tekviniye, onun fiili dönüşmüş hali kainata ayatı tekviniye deniliyor. Şimdi bu ayatı tekviniyeleri, tamam mı? Ayat deyince evamili tekviniye dediğimiz zaman şey artık neydi demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ayat-ı tekviniyeyi alemimizde vücut ve ademe dönüştüren tasavvur ve tahayyüldür. Çekirdekteki program hali deniyor. Evet. Ağacı, ağacın hep sonunda hepsinde meyve var. Ama her meyvede ağaç var ama her meyveden ağaç çıkmıyor. Tamam. Dolayısıyla bizim sistemimiz dimağdaki serbest bölgede tahayyül ve tasavvur serbest bölgeyi oluşturuyor. Hayat-ı tekviniyeleri, yani bizim dışımızdaki dünyaları alemimizde vücut ve ademe dönüştürüyor. Dolayısıyla serbest bölge dediğimiz şey kişilerin özel dünyasıdır. Abi bir sual. Şeytan sureten tahayyül ve tasavvurun üstüne çıkamıyor. Çıkamıyor. Hakikat boyutunda zihinde de olabilir mi abi? Hakikat boyutunda değil de hakikat boyutunda zaten şeytan değil. Şeytan değil yani. Evet. Mesela bak tahayyül buraya çizelim. Abi hep akıl üzerinde yürümüşsünüz siz, bizim olmadığımız dönemde, yaz döneminde. Evet. Altı tahakkül dersi yaptım diyorsunuz. Sanki akıl tahakkülde kapak gibi olmuş abi biraz. Yani akıl deyince tahakkül direkt sanki gibi. Yok. Akıl paketin adıdır. 30 küsür tane aşağı hüşyar, idrak, tefekkür, zekavet. Hep aklın sıfatı. Yani o yaptığım bölgeler ona muhtaçtı yani. Zekadan, hüşyardan, idraktan, onların aklın sıfatı. Bütün senin paketin adıdır tahkul. Akıl.
Yani şey yapmak istedim. Biliyoruz ya, bakın kimse ihtiyaç duymuyor. Bilmiyormuşuz yani. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası serbest bölge. Herkesin hususi dünyası. Burayı, evet, yani dört tane sıfat var, ona girmeyeyim. Yani burası, herkes burada yaşıyor, istisnası yoktur. Ve zannediyoruz ki herkes aynı şeyi görüyor. Ölümü yorumlamak, hayatı yorumlamak, insanı tanımlamak, insanı tanımak. Ondan sonra, sen istersen Mehmet kardeş şey tamam, ver, gel abim sen, burada rahat edeceksin. Kusura bakma Fatih. Yok abi, sıkıntı. Biz yaşlı olduğumuz için. Sana ben gene bir iltifat edeyim lan. Seni de biraz indireyim o şey yaşlılıkla. Bu hususi adem, bu çok önemli. Bir şey söyledim, iki derste söylüyorum. Ama bir, iki serse söylüyorum. Şimdi üçüncü olsun. Şeyi, umumi dünya ile hususi dünyayı karıştırıp kainattaki her şey bir bütündür. Bütünün bir resmidir, kartpostal gibi. Çekersiniz kartpostalı, kelebek var burada, kurumuş dal da var, yeşil dağ var, meleşe var, her şey var değil mi? Bahçeyi çektik. Orada bir tane taş var siyah. Şimdi oraya odaklanıp sırf onu çekerseniz ve deseniz ki tarla hep budur, bahçe budur. Olmaz, hem kendine hem oraya yanlışlık etmiş olursun. Kainatı bütün iken tek tek görmek ve kendinde farklı anlamlandırmanın macel, peşin, cezası psikoloji bozukluktur. Peki kainatta ne var? Doktorum baktı, güldü, hoşuna gidiyor. Çünkü Allah razı olsun çok bu konuda ciddi iş yapıyor. Yani o maddi tedavi dışında bunları da söylüyor. Yani tevhid neydi? Hemen toplantılık yapıyoruz, Allah'ın birliği. Öyle deme. Şöyle birliği ama. Doğru yanlış, soğuk sıcak, karanlık aydınlık, hak batıl, iman küfürün bütünsel bir hali var. Yani zıtların cemi dünya, şey, nefsül emirde. Zıtların, bu zıtların sahibine denilen ünvandır. Tevhid. Zıtların sahibi. Allah'ın birliği değil, zıtların sahibi olan bir zat. Bunların bir, bunları bire getiren zat. Tamam. Bu zıtları bire getiren, getirdiği için tevhiddir. Tamam. Hasan abi, bu umumi dünya ve hususi dünyanın karıştırılması kişide ruh hastalıklarının, akıl hastalıklarının oluşmasına sebep olur. Bu. İki. Beden ile ruhu ayrıştıramamanın, bedene ben demenin ölüm korkusu olur. Daha içeriye girdin. Allah nerede? Oo, naşer, bu ne, nelerle konuşuyorsun? Allah aleminde tayin ve taşabbusunu bilmemek, ruh Allah'tan kopuk şey yapmak, iman endişesi dehşetini yaşar. Ne kadar aleminde, mesela Ustad Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinin hepsine muhtalısınız. Böyle bir imansızlık da var, bir endişesi gözükmüyor. Var mı böyle? Aman aman. Ama şu var, el aman diyor ya o edince. Yani günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İmansızlık değil, yani kulluktaki nakısiyeti anlatıyor. Dikkat ettiniz mi? Ama tasavvufi kitaplar okuduğunuz zaman mağaraya girmiş, imansızlıktan dehşet aldıkları gözüküyor. Yani bu fark anladım, ince bir çizgidir. Herkes anlayamaz, herkese demeyin bunu. Yani o, emin misin? Yani hafsız reca, recasız hafs yoktur. Tasavvufi meşrepler ameli yapmış. Yapılacak bir şey yok. Beş vakit namazın dışında farz namaz yok.
Oruç belli, 32 gün değil. Yapıldı daha ne? Yani yapacak bir şey yok. Sonra evrak tezkere geçmiş. Orada da keyif almış. Şimdi bir şey kalmış. Nasıl aktif olacak? Bir korku unsuru olması lazım. İmansızlık devreye giriyor. İmansızlık endişesiyle mağaralara falan insana çünkü parça parça dimağındaki hisleri, duyguları parça parçayı bütüne getirendir. Korku aynı zamanda bütünü bölendir. Yani bir şeye sebebiyet veriyorsa zıttının da sebebidir. Mesela ölüm, korku bütünü dağıtan, düşünceleri fikrine dağıtan bir şeydir. Aynı zamanda korku farklı düşünceleri birleştirmeye vesiledir. Korku olmasa hayatımızı koruyamayız. Atmayız kendimizi, ilaç yapmayız. Korkundan dolayı öz benliğimiz aman olmaz, şimdi olur mu falan yapıyoruz. Demek ki üç tane kategori söyledim. Ama bir daha bunu tekrar edeyim. Ustad, eleman, nesugüyam, işte ya Rabbi kefenime giydim, taşıyıcılar bindi, hatırladın mı Osman? Evet. Ondan sonra kabrime girdim, kefenime girdim, şeyler geldi, nükermekiler geldi, şey yaptı falan. Hep böyle kulluğun şeyi yapıyor. Ondan sonra Allah Resulü'nün sünneti çoğu da böyledir. Dikkat ederseniz imansızlık bir şey değil. Kul olamamak, eksik, nakız, tövbe, istiğfar yapılıyor. Yani bu artık bir düşüncenize malzeme verdim. Gerisini siz götüreceksiniz ileriye. İman niçin dedim? Ruhu ile Allah arasında Allah ulaşılmaz. Biraz ifrat tefrit olmuş. Bazen tefrit olmuş, bazen Hallacı Mansur gibi ifrat olmuş. Dolayısıyla ruhu Allah ile münasebetini el-i sünnet akaidi üzerinde oturtamamak, tefekkür edememek, Allah'ın enede taayyum ve teşahhusunda oturtma nispetinde imansızlık endişesi olmaz. Haf verrece olur, o kuraldı zaten. Ama onun getirmiş olduğu, yani böyle bir Allah'a, böyle bir Zat-ı Zülcelal'e, beni böyle halife-i ruh-i zemin yapmış. Ya bu kulluk, bu ne ya pes ahlak, bu nedir ya benim böyle garip garip haller, düşüncelerim, fikirlerim, eylemlerim der. Kusurunu görür, çok güzel. Kusurunu görür. Sahabede de mi öyle? Sahabede böyle. Endişesi hiç olmamış. Yani iş değil. İmansızlık endişesinin fevalanları yok. Ya Resulallah, şunu yapsam nasıl olur? Bu ne yapmam lazım? Yani tövbe ve istiğfar üzerine yani bir şey yapılmış. Mesela Hazreti Ömer'de rastlıyor. Acaba münafık mıyız? Haf-ı Reca her yerde işliyor ama yani meslek ve meşribin temelini oluşturmamış. Tasavvufta, tasavvufun temelinde imansızlık endişesi var. Yani imansız gitmekten işte ben bir tasavvuf, ben diyor 40 sene hocama talebelik yaptım. Hocamın imansız gittiğini gördüm. Tamam mı? Böyle şeyleri var. Yani insanı dehşet veriyor. Çok meşhur ismi almak istemiyorum. O zaten söylersem hocası da çıkar. Ondan sonra imansız gittiğini diyor şahit oldum. Ondan sonra bir baktım gibi. İşte ben ama Risale-i Nur böyle aslında İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne de dikkat edin. Mektubat-ı Rabbani'yi de okumuşum. Mevlana vesaire. Yani bu tasavvufi geleneğin derslerini veya zikirlerini veya bazı şeylerden kaçmanın şeyi imansızlık endişesi değil. Bakıyorsun kulluğun eksikliği, kulluk, zafiyeti, noksan, kendi kusurunu idrak etme üzerine kurulmuş. Şimdi Risale-i Nur mesleğin kendisi imani bir meslek olduğu için imani o yolda yürüyor. Dolayısıyla diyebiliyoruz ki kainat bir farklılıklar bütünüdür. Zıtların cemidir. Tamam mı? Dolayısıyla bu kainattaki bu zıtları alemimizde de zıtlar olması lazım. Nasıl ki güneş de var, yağmur da var. Karanlık aydınlık alemimizde de böyledir. Böyle olması lazım. Onun için niye karanlık
oldu alemimde. Niye fırtına, tsunami oldu vesaire deme. Çünkü alem böyle. İnsan bulunduğu zeminden beslenir. İnsanı etkileyen zaman, zemin, tam, libas. Zeminden etkileniyoruz böyle, fıtratımıza böyle. Bunu bilmeyen psikoloji sıkıntı yaşar. Bu sıkıntı niye oldu? Biraz sonra gidecek zaten. Bu sana öğreticidir. İki dedik, beden ile ruh, yani ne demek? İkinci diğer tabiriyle, dünya ve ahireti kopuk görmek. O, yani dünyanın bitişidir, ahiret değil. Ahiret, dünyanın inkışağının inkışafından çıkacak. Yani ağaç çekirdekten, ağaç çekirdek ağaç değil, ağaç çekirdeğin içindedir. Yani alemi gayb, alemi şehadet ilişkisi nedir? Alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tenteneli perdedir. Üstünü örtmüştür. Dolayısıyla dünya ve ahireti, o ve bu değil, hepsi burada yaşanıyor. Orada ağaç olacak. Dolayısıyla beden-ruh ilişkisini oluşturuyor bizde. Beden-ruh ilişkisi ne kadar tefrik edersen, dünya ahireti o kadar yakın hissedersin. Ahiret ne kadar uzaktır? Bedenden ruhu uzak yaptığın kadar. Beden-ruh ilişkisi ne kadar uzak tutarsan, efendim? Ayat tekviniyle evamim tekvineyi kendi içinde mezcedip bütünselleştirmekle birlikte tam bir tevhid mi oluşuyor? Tam bir oluyor işte. Ondan sonra ne olur? Allah selamet versin. Enfus'ta pirimiz Nadir abi diyor ki hayat bahsini hep o sebep olmuş bu derslerimize zemin. Yani her cihette şirk ve iştirakı reddediyor o zaman. Diyordu ki hakikaten öyle. Ben ne kadar ayet-i kübrada okusam yıldızlara, dağlara okuyorum. Gene diyor yani sebeplere, esbaplara, kendi kendiliğine yani bir şirk kokusu hakiki tevhide varamıyordum. Mümkün değil yani mutlaka bir şey var yani. Hani esbaplı alemdeki esmanın da şeyi var. Esmada da kalıyorduk yani. Oysa esmada da geçeceksin Allah'a. Yani esmayı da geçeceksin. Esmayı da kullanıyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Esma ve esmada. Onu da geçti orada kalmak diyor. Yani mutlaka şirk ve iştirak bir kokusu kalıyor. Ne yaparsın? Ama diyor hayat bahsine geçiyor. Beşinci remizde. Diyor ki eğer mahiyet insani bildir, hayattır kainatta. Bunlar hayatın, bu varlık hayatın dışa vuruşlarıdır. Yani mesela çekirdek tektir. Bunlar hayatta. Dal, budak, koku, meyve, çeçe, ağaç, ondan sonra yaprak, çiçek, meyve, tadı. Bunlar nedir? Dışarıda detaylı bir sürü isimler var. Burada boğulursun. Geç merkeze, çekirdek de hepsi aynıdır. Yani kainatta tek bir hakikat var, o da hayat. Hayatın açılımı, patlamasıdır. Ha? Bunu böyle bilirsek, dünya ve ahiretin burası orası olmaz. Hepsi aynı yerdedir. Gitmişken geliyorsun, ölmüşken ölmüş. Mesela sekerat bunun bir delilidir. Sekerat dersi dinlemenizi tavsiye ederim. Hele hele şeyi de dinlemenizi isterim. Sekerat dersi, ben böyle kardeşler ders yaparken, çok şey olmasa zıt veya akayda, müdahil olmuyorum, karışmıyorum. Ders dahi, yanlış dahi işlese, öyle şey, karışmıyorum ama etikada dokunmamak şartıyla. Sonra bunu talay ederim o kardeşle, Murat'la arabada mı talay ettik. Sekerat, yani şu anda sekerat yaşıyoruz. Sekerat ile ürmanı değil, o suretidir. Sekeratın her şeyin olduğu gibi sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mayeti var. Arabada 17 dakika mı ne yapmışız Murat'la? Sekerat, bu beraber yani, çok ilginç noktaya misaller veriliyor. Onu dinlemenizi tavsiye eder. Sekerat diye arabada. Musa Aleyhisselam'ın şeyini yapıyor. Bakın adam deniz açıldı gidiyor. Adam gene iman etmiyor. Görüyor Musa'yı. Kızıldeniz yarılmış. İman yok hala. Arkasından gidiyor biliyor musun? İman olsaydı gitmezdi. Farkına mı? Bu olayı altını buraya çizmek gerekiyor. Yarıldığını görüyor, iman etmiyor. Kendisi gidiyor içinden, iman etmiyor. Ne zaman kapanıyor ama şöyle kapanıyor. Musa'ya kapanmıyor. O zaman Rabbül Alemin'e iman etmedi. Musa'nın Rabbine iman etti. Musa'nın Rabbine iman etti. Geçmiş olsun o sonun tabiriyle. O iş işten geçti. Yani yaşarken o sekeratı yaşıyor. Şu anda bir sekerattayız. Demek ki beden
ruh ilişkisini, dünya ahiret ilişkisini, çekirdek ağaç ilişkisini, ahiret tövbe yani anlatmak için söylüyorum. Cennet güneş olsa dünya ağaçtır. Niçin? Ağaç donmuş güneştir. Yani güneş ağacı neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Cennetin hayatı tekniyesi mi oluyor burası yani? Evet. O zaman biz evamili tekviniye mi gideceğiz cennet dediğimiz? Cenneti. Evamili tekviniyelerimizin oluşturduğu hayatı tekviniye gideceğiz. O zaman burası daha keyifli oluyor. Böyle camisi oluyor. Sonra Allah ruh ilişkisi nispetinde insan kusuru deruhte eder. Haksız temellük yapmaz. Ham. H-A-M 81 şu alı. Haksız temellük. A. Aynı dalı bilmemek. M, mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Bu senin mi? Değil. Buna niye sahip çıktın? Bedelini ödeyeceksin. O zaman ölüm korkusu çekeceksin. Çünkü malı hakkı sahibine teslim et. Bu senin değil çünkü. Neye sahipleniyorsun? Uzaktan seyret. Abi tabii bir anda olmuyor tabii bu. Eğitim, tefekkür, efendim abi. Hasan abi, iki şey soracağım. Şimdi şunu... Bunlar hep tasavvura mukaddeme yapıyorum ve gireceğim. Bak biraz önce bahsettiğiniz Musa'nın Rabbine iman ettim derken bu altında zımni olarak ben de bir Rabbimi terk etmiyor hiçbir zaman. Kendi Rabbini terk etmiyor. Sadece onun Rabbi, benim Rabbimden daha üstün demek oluyor. Bir sürü yorumlar var ama burada en can alıcı... Yani kabul eden bir iman değil. Yok. Yani kapan açıldığı halde seyrediyor. Bak farkında mı? Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Nehir yarılıyor. Orada hiç hareket etmemesi lazım. Ne yapması lazım? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Musa Resulullah demesi lazım. Hiç oynamaması lazım. Allah Allah Kızıldeniz'in iman etmesi orada gerekiyordu. İçinde olmuyor. Sekerat anını daim müşahede etmek de taakkulde her daim olmak gibi mi? Gibi yani. Şimdi bu o imansızlık endişesi orada geçiyor. Sekerat anında iman kabul ediliyor mu? Edilmez. Başka? Veraset, varislik, vasiyet, şahitlik geçti. Yapılmaz. Şu anda sekerattaysak o zaman nasıl olacak? Geleceğim oraya. şimdi kabul edilmiyor. Ustad da ne diyor? Ey mezar-ı muttaharik bedbahtlar diyor. Bölmüş neyi sekeratını. Bak, ey mezar-ı muttaharik bedbahtlar. Yani ölü yürüyenler. Ruh ölmüş. Ne iman? Keşke etse de. Onun için Gafur anlatıyor da. Abi ya diyor. Daha anlatsam daha kudurur. Adam tın etmiyor. Çünkü mecali yok ki. Mecali yok. Bitti. Şimdi bugünkü dersimiz şu serbest bölgenin tasavvuru. Bunun içerisindeki 3-4 tane maddeyi yazayım. Zan, şüphe, bilgiler, malumatlar, hatırlayan varsa söylesin malumatlar, olmasın bu. Bilgiler, malumatlar, başka ne var bakayım? 3-4 tane yazdım da diğeriniz bunu. Düşünce var. Düşünceler. Fehim değil. Fehim aklın sıfatı. Yok, vehim. Vehim, ya esas o var ya. Ve... Tamam, şimdi tasavvura giriyoruz. Hususi dünya çok ciddi bir alt veri tabanı. Bunu bilmediğin zaman Şey de demiştik ya, sekerat dediniz, manevi
olarak sekeratta olanlar hususi aleminde yaşayanlardır. Serbest bölgede kalanlar sekerat. Evet, çok güzel. Yani burada yaşayıp da buralara geçemeyenler sekeratı yaşıyorlar şu an. Sekeratta var. Sekerat şu anda. Ölmüş, diri. Şu anda yani bedeni dolaşması diri denmiyor. Yani biyolojik yapıyı çalıştır. Doktorum bilir. Yoğun bakıma bağlarlar. Beyin bitmiş ama cihaza bağlı. Fakat organlar çalışıyor, kan pompalıyor. Gözler mesela kıllar çıkıyor. Ama asıl komuta merkezi yok olmuş. Beyin ölümü. Ama cihaza bağlı olursan adeta biyolojik yapı. Mesela ağaç nasıl bizim kıl gibi kökten kıllar veriyor. Beyin ölümü ölmüş. Beyin. Ziyaret. Bu artık bedensel ziyaret yaşıyor. Bu artık bitkisel hayat. Şu anda buraya geçememiş. Sırf burada yaşıyor. Sıfır susu dünyasında olanlar sekerattadırlar. Onun için endişe etmenize gerek yok. Niye? Ahir zaman için kayıp asır denmiş. Muhakematta kahtul rical deniliyor. İnsan kıtlığı olacakmış. Kahtul rical, kıtlık. İnsan pek olmayacak. Her sokak insan dolu, arabaya parke çeker yok. İnsan kıtlığı olacak, insan olmayacak. Ne olacak? Beşer olacak. Beşer, Perşembe günü bu dersi yaptık. Beşerle insan farklıdır. Ey aciz insan, ey fakir beşer. Peygamberlerin vazifesi beşeri insanlık makamına çıkartmaktır. Biyolojik yapıda yaşayanlar beşer, insani sıfatlarla yaşayan, donatılmış, yani aktif etmişse insandır. Onun için insan çok az. Biyolojik yaşıyor, mide ve uşkurluğuyla yaşıyor. Yani bu illa dışarıya şey değil. Biz de yavaş yavaş, yer yer insanlığımızdan çıkıyoruz, beşer oluyoruz. Bazı duygularımızın zebunu oluyoruz. Dört mertebeyi her gün yaşıyoruz. Bazen nebat, bazen hayvanat, bazen insan, bazen melekiyet, melek hayatı yaşıyoruz. Böyle devamlı tırı. Nebat hayatı demek bağırsaktan besleniyor. Bizim de bağırsaklardan besleniyor. Nebat köklerden besleniyor. Yani biyolojik yapı. Sonra hayvaniyet var. Yani şehvetler. Yani şehvetle cinsellik manasında değil. Yani ihtiyacın dışında onu almak, onu bilmek, onu şey yapmak. Yani gaye edilmek konuları. Hedef yapmak, hiç ihtiyaç yokken. Bu hayvaniyettir. İnsaniyet ise İnsaniyet buradan başlıyor. İnsanlığını unutma. Adam zulüm yapı olan insan değil miydin? İnsanlığını nasıl unuttun? Hep gündelik hayatta konuşuyoruz. Hakikaten insan değil ya. İnsan olsaydı deriz. Yani insan olan insana diye hitap var Risale'de. Ey insan dediğim zaman diyor. Tamam mı? Şunu Murat. Nefsim Murat. Muhatap ediyorum. Yani bir kendi yapımı gibi insanla beşer farklıdır. Burada yaşayana beşer mi? Evet. Şu serbest bölge sırf burada yaşayana beşer. Yani şerlerle dolu. Ehli fetret gibi sanki abi. Evet. Ehl-i Fetret. Şöyle yapayım. İnsanlık buradan başlıyor. Evet, insan oluyor. İnsan oluyor, buradan başlıyor.
Vahiy kabul edince kısacası insanlık başlıyor. Yoksa Kur'an kelemamı belimada. Hayvandan da aşağı düşer diyor. Niçin? Dört mertebe var. Hatırladınız mı? Bak. Ebatiyet, hayvaniyet, insan ve melekiyet. Kelenam-ı belemadan, insan insan değilse ne oluyor? Kelenam-ı belemadan. Hayvandan aşağı olunca bitki hayatı. Bitki hayatı neydi? Bağırsaklardan, köklerden besleniyor. O kadar. Manen beslenmesi yok. Biyolojik yapı. Meyve verir. Çocuğu olur. O kadar. Ağaç gibi. Kelenam-ı belemadan. Çok gariptir. Bu mesnede var ya, hani insana çok emirler vardır diyor ya, birisi de insaniyettir diyor. O da zevalle beka arasında mütereddittir. Daimi bakinin zikriyle muhafazası lazım diyor. Yürüyor musun? Çok var. Hani insanlık verilmiş diyordu ya. Belki de o kısımda şey yani. Nasıl? Hani insanlık verilmiş, mertebeler verilenler vardı ya. İnsanlık verilmesi de Allah-u Alem. Vahiy kabul etmesiyle insanlık veriliyor. Muhtemelen yani dimağatta da karşılığı işte dediğiniz gibi takulden itibaren kabul başlıyor. Etmesin insanlık. Ondan öncesi şey. Beşer. Korkuyorsun böyle. Yani fakat bunları nasip eden Allah'a da namutenayi şükürler ve hamd ediyorsun. Böyle de abi tarihçi hayatta da hevayı şey yapıyor. O hevayı şeyini İnsanı derekeyi melekeden, derekeyi kelbiyete indirmektir. İnsanın mesk manevisine sebep olmaktır. İnsanlıktan düşürür diyor. Sayfa 301'i açar mısınız? Gönderilen şeyde. Oysa 300. sayfada tasavvurun yani sözler 632'de bir paragraf var. Hep tasavvuru işliyor. En son da o. He. PDF'in en sonu. Bir bak açın. 300. sayfada açın bir 300'ü gördünüz mü? 300 yok, 300 yok. 300'ü var mı? Şey var, en son iki sayfa. Son iki sayfa, hadi bir açın tamam dedikten sayfası. Sonra ben devam edeceğim. Aynen. 301 değil mi? 300. Sonuna ekledim ben onu. Bir tane. Hemen ver, tamam mı? Şimdi bak, tamam. 632. sayfada Risale şeyde, sözlerde diyor ki, eğer onu dinlersen hasaretin o kadar büyük olur ki tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Senin önünde iki yol var diyor. Ondan sonra burada 634'te paragrafı komple tasavvuru anlatıyor. Tasavvurumuzda ne varmış? Ben hızlı hızlı okuyayım. Bak 634'ü tasavvurumuzda bakıyorsunuz. Eceli hakiki ahbaplara vissal daveti olduğu halde bütün ahbaplardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden bak tasavvur. Başka? Hem kendini dehşetli bir azabı elimde bırakıyor. Bu da tasavvurda. Hem mevcudatı hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını hem mektubatını inkar ve tezif ve tahkir ettiğinden merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da mustahaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. Yani şurada oluyor bunlar. İşte inim inim asrın insanları inliyor. Adem'e tam çalışıyor abi. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Köydeydim ya çalışıyordum. Komşular geldi. Komşular geliyor. Yani 35 yok. 30-35 arasında karısıyla çocuğuyla geldi. Çocuğu neyse aşağı indi. Eve komşumuz. Köyün bir tane. Sıkıntısı var. Dedi ki Emrasiye Tepmen beni oku dedi. Dedim ki okuma tesir etmez. Mutlaka dedim, şunu yapacaksın. Başta namaz kılacaksın dedim. O zaman dedim, şimdi söz verirsen namaza tövbe edeceksin. Namaza başlarsa hem okuma tesir edecek, şu anda kuş gibi olacaksın. Bundan sonra bu psikolojin olmayacak. Ne dedi biliyor musun? Ben söz veremem dedi. Ben dedim, okuma da tesir etmez. İyi dedi o zaman. Ve intihar seviyesindedir. Yerler bana söyledi, intihar edeceğim. Dereye atmak istiyorum. Kendimi ağaca çıkıp da atlamak istiyorum. Böyle bu şekilde karısı zor getirdi. Adam kurtulmak adına namaza başlamıyor. Niye anlattım? Yani ne kadar hayvan olduğunu. Çünkü hayvan aynı anlatsan o da öyle diyecekti. Ben namaz kılamam. İtimat edin yalan söylemiyorum.
namazsız dediğin tesir etmez. Namaza başlaman lazım ki bu şeyden çıkın. Ondan sonra karısı dedi ki, yani bu intihar, şu şu şeylerden, daha garip garip başka şeyler, kurtulacak mı? Hemen kurtulacak. Yani 5-20 dakika sonra kurtulacak. Allah da duamızı kabul edecek, merak etme. Söz ver. Çünkü ben Allah'ta yardım isteyeceğim. Diyeceğim ki okumayla, ya Rabbi buna şifa ver. Ama Allah da benim kalbime diyecek ki, ama bana isyan ediyor. Onun için, şimdi bir tövbe edeceksin ilk önce, elini kaldıracaksın. Ya Rabbi duamıza başladın. Ben de sana bu aletten çıkacağını garanti veririm. Yapmadı. Yapmadı Osman. Niçin anlattım? Bak burada. Layık değildir. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. Okudum ya. Başka. Şu dehşetli sukuta karşı ve ezici meyusiyete mukabil. Hep tasavvur bu. Orada oluyor. Tasavvurda bu. Ruh beşerin eşedi ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselli nerede bulabilirsiniz? Tasavvurda bu. Burada idam ebedi olan meftin zulümatından kurtarıp kabir hududundan, berzah hududundan, mahşer hududundan, sırat köprüsünden, bakın görüyor musunuz? Hudud. Bak burada, yani tasavvurda ne varmış? İdam ebedi olan meftin zulümatından kurtarıp, meftin zulümatı burada oluyor. Kabir hududu burada oluyor, berzah hududu burada oluyor, mahşer hududu burada oluyor, sırat köprüsünden burada oluyor. Hakimani geçilebilir, saadet ebediye mazhar olabilir. Yani buraya geliyor, buraya, bu köprüden geçecek. Saadet-i dalen olacak. Tamam. Yani burada bunlar. Kabir hududu, mevt hududu, sırat köprüsü hep kafada. Burada. Hep tasavvurda bunlar. Biz de mesela devamlı bazen bunu cilesten yaşıyoruz yani. Tabii. Oraya giriyoruz, kabirdeyiz. Bazen oh elhamdülillah çıktık diyoruz. Çünkü yani aynı ustad da diyor, oh be bir nesimi bir güneşe çıktım diyor. Lemahta, tamam mı? Bulut sarmalamıştı bizi, şeyde alamazdık, nefessizde kaldık, zulümata gittik. Hep bu tasavvur anlatıyor. Elektrikle çıkıyor. Anladın mı? Sonra buluttan çıktık diyor, of be dedim diyor, buluttan ayağımızda, ayağımızda diyor. Sanki takbur anlatıyor, buluttan ayağımızda, aynı öyle diyor. Ondan sonra baktık diyor, o şeye buluta, dibi diyor, karanlık. Hakikaten öyle. Yaylaya gittiğiniz zaman Karadeniz'e çıkıyoruz, takbur şey öyle. Allah inşallah bu dersi oradan yapmayı nasip etsin. Ondan sonra o bulutun altı hakikaten zifiri karanlık, güneşliydi. Ondan sonra araba öyle bir girdik, tamam mı? Sis böyle. Acayip bir şey, buluttan indik aşağı, hakikaten yağmur da acayip böyle ki sipsiyah etmiş, güneş yok, bulut var. Ama biraz önce tepedeydik, güneş. Yani çıktık şimdi diyor, of be dedim diyor, aynı. Bu tasavvuru aynı olası. Çok yani. Hele böyle bir yerin en çok olduğu, sabah akşam olduğu bir yayla var. Hüsel yaylası diye pazarda. İkindiden sonra her zaman oluyor. Geliyor o tepeye, köye kadar. Tamamen o şiher taraf, tamamen beyaz bir okyanus. Okyanus, sanki sandal atasın. Buluta iniyorsun böyle, indik, iniyorsun. Yani çıktın aşağıda. Tam böyle bir yere kadar geliyor, oradan yukarı çıkamıyor. Buluta şöyle yapıyorsun. Şöyle katı ya, kolu yüksektesin, yüksel diye. Oraya sırf onun için çıktım, ben de göreyim. Bak derste de malzeme oldu. Çok etkilendim ama fazla. O lemaati orada hissettim. İşte bulutun altındaydık diyor, şöyleydi ve açtım orayı telefonla. Açtım, Allah Allah, üzeri böyle. Onlar da hoo falan resim çekiyorlar bilmem ne. Ben orayı şaptım öyle. Oraya servis yapıyorlar öyle. Ama hakikaten güneş. Dedim ya, siz buraya deyin, ben birkaç böyle bir 15-20 dakika ineyim aşağı arabayla döne döne. Bulutun altına ineyim. Ondan sonra ben kaçtım yukarıya, gene çıktım, bir şey yok. Hemen aşağı, hemen yukarı. Bu kadar. Hemen aşağı, hemen yukarı. Bu olduğuna bakma, bu aşağıda yani. Tak tak. Çok. Abi taahhüdün aşağısı buralı değil mi? Burada ifade edildiği halde buralı değil. Taahhür de buralı değil, tasavvur da değil. Buralı olan dimadır, doktorumuzun tanımlayacağı hücredir işte o. Gri yapı. Hani buralı olan bu maddedir. Burada olup, bak, buralı olan bu maddesel yapıdır, hücre hacmi
metafizik bu yapısı. Ama bunun yazılımı, yani bunun yazılımı olan, bu yazılımı tahayyül, tasarruf, takvim kuralı değil. Ama burada ifade, iman da öyle. İnsanlık da öyle. İnsanlığının kıymetini bil diyor Gazali. Öldükten sonra bir de insan olamayacaksın. Peki. Abi bir soru, son. Özür dilerim. Şimdi anlamadığım bir şey geçmek istemiyorum abi de o yüzden. Şimdi sekerat, mesela iman, Hasan abi, her şeyin şuhut olduğu noktada iman kalkar. Değil mi abi? Hı hı. Ahireti gördüğüm zaman artık ahirete iman diye bir şey kalmaması lazım. Ama başka bir şey var işte mesela. Başka devir. Mesela şeytan ahirete iman teklif edilmemiş. Allah ile konuşmuş bir şekilde. Ama bu teklif edilmemiş iman ettiği. Başka bir şey teklif edilmiş. Onun için gayb olan bir şey neydi? Allah'ın rububiyeti. Allah'ın rububiyetini anlayamadı. O gaybdi. Şu anda Müslümanların zahid iman sorunu yok. Müslümanların İslamiyet'ten çıkmasının sebebi nedir? Allah'ın rububiyetidir. Allah'ın icraatıdır. Allah'ın kainattaki tasarrufudur. O bu zamanda olur mu? Hangi zamandayız? Dört tane şey. Onun için psikoloji sorunun temeli. Tepecik'te yaptık bu perşembe günü. Bir, Allah'a tevekkül edememekten. Ha, bu arada perşembe günü doktorun evindeyiz. Ders yapacağız. Bak, bir, Allah'a tevekkül. İki, teslim. Üç, Allah'a itimat. Ve iktisatsızlık. Bu dördü bir araya gelme nispetinde inim inim inliyor. Dört tane. Tevekkül. Teslim. Hele hele bir tanesini söyleyeceğim. Beni son zamanlarda çok etkileyen bir şey. Bunlara, kavramlara çok çalıştım. Biraz alıştım. Ama buna pek çalışmadım. Bilmiyorum. Ama çok etkiliyor. Çok acayip bir kavram zannediyorum. Allah'a itimat. Allah'a itimat edemiyor. Güvenemiyorum Allah'a. Tövbe estağfurullah. Teslim ne fark var abi? Farklı bir şey. Teslim, seleme. Yani İslamiyet, fiildir. İtimat başka bir şey. Yapabileceğine inanmak. He? Ya, yapabileceğine inanmak. Yani teolluga. Bak, tevekkül, teslim, itimat. Altıncı söz bu. Abi, iktisat dediğiniz, o da çok önemli. İsraf eden, onun tamına düşer. Sen bu şeye, Karaköy'de nereye gittin? Doğu Banka. Doğu Banka bir telefon almaya gitti. Aldın mı almadın mı? Almadım. Neye hatırına geldi de almadın? Sizin şehvette ifrat dediğiniz. Evet, şehvet nedir? Telefon ikide bir değiştirmek. Elbise, şu araba, şunlar bunlar. Bunlar ifratı şehvettir. Şehvet cinsellik değildir. Şehvet, biyolojik yapının vasatın üstüdür. İşte o seni bloke edecek. Canını alacak. Ne olacak canım? Param da var. Sen ne diyorsun? Param biteceğinden değil o. Su biteceğinden değil. Suyun başında dahi olsanız su iktisatlı yapın. Ona anlam yükleyin. Ona değer verin. Mesela Kıbleteyn camisi var. Değil mi Kıbleteyn? Namaz ortasında kıble değişikliği yapılmış. Biliyorsunuz değil mi? Namaz. Kıbleni değiştir diyor. Namazdan önce yap. Namazdan sonra yap. Namazın içinde yapıyor. İki rekat böyle kılıyor. İki rekat böyle kılıyor. Normalde, anladın mı? Normalde namaz bozulması, lazım. Namaz hayatın kendisidir. Kıbleni değiştir. Yaşantını değiştir. Yaşarken. Ölürken değil. Hayatını değiştir. Kıbleni değiştir, kıbleni. Gaye hayallerini değiştir. Hayat namazdır. Çünkü doğduk, ezan ve kamet getirildi. Ne ezanı ve kameti bize isim koyacak adam kılıyor, ne de bebek kılıyor. Ezan ve kamet namaz içindi. Kimse namaz kılmadı. Vefat edince namaz kılınacak, ölü de kılmıyor kendisi. Neydi namaz? Hayatın kendisi. Salata kıyam etmek. Salata kıyam etmek. Salat hayattı. Salata kıyam etmek. Onun eylemsel hali namazdır. Hayatın sıfatı İslam. 42. sayfa sözlerde salata kıyam etmek, şey yapmak, kalkmak 3 tanedir. Salata farzı 3'tür, namazın farzı 12'dir. Orada anlatıyor. Yani o kıbletin hayatını değiştir. Hayatını değiştir.
ya Muhammed. Necdet'te eski Said, yeni Said gibi oluyor. Evet, ya. Mesela bu benim dünyamı söylüyorum. 30-40 seneden beri hani yafası çalıştık, şu an dimağı çalışıp serbest bölge bulunduktan sonra dünyam alt üstüdür. Ve serbest bölgeyi tamamen Allah'ın mevhibesi, hep söyleydi de zaten, ustad geldi. İster bu dini delil değildir, rüya delil değildir. Ama rüyadaki hakikat, eğer ehli sünnet ve cemaat dairesindeki zıt değilse, güzeldir. Zıddiyet yoksa. Ama şunu da unutmayın ki, vahyin 40 cüzünden bir cüzü rüyada olmuştur. Vahyi 40 cüzünden bir cüzü rüyada gelmiştir. Vahyi. Böyle bir hakikattır. İstihare namazları, yani ya Rabbi bunu yapayım yapmayayım diyeyim diye istihare şey yapıyoruz. Yani dolayısıyla o halette geldi, böyle masada kafam düşmüştü. Bu serbest bölge bir kalip her şeyini çözüyor. Allah nice serbest bölgeleri nasip etsin. Yani gelecekte bu psikoloji tedavide temel kullanılacağına inanıyorum ama bir sakin olmayacak. Bu ilaçlarla senelerce, 7 sene, 15 sene ilaç kullanması hala ben iyi değilim zannı şuradan kaynaklandığını anlayacak. Yani ustadımızın tabiriyle ben iyi değilim ama iyi olmak istiyorum. Aklımın şerinden aklımı nasıl kurtaracağım? Aklım çok iyi, bu bilgiyle topladığını atladım. Başka bir akıl geliyor, aklımı tepe takla yaptırdım. Demek aklımın dışında başka bir akıl var. Bu şeytanın aklı. İşte ustad onun için bilemada diyor ki, onun sözünü, kendi sözünü zannetmekten hastayım zannetiyor. Oysa hastayım dediren o adam, şeytandır. Bak onun için dilemada ne diyor? Onun sözünü, insan kim? Ya benden başka içeride kim olabilir benim ya? İyi değilim. Peki, iyi olan, bu malzemeleri toplayan bir insan sen değil misin? Benim. Senin düşmanı senin içinde olur mu? Peki o güzel sözlerin, güzel haletin, güzel düşüncelerini tepe takla ettiren, o fikirlerine mukabil fikir üreten, seni kötülüğe sevk eden, canını sıkan, senin dışında bir bilim çalışıyor demektir. Sen o kötü düşünceleri, o doktordan bulamın abi, oh be rahatladım diyorsun. İki gün sonra derisi geliyor, altını çekiyor onu, başka bir mantık yürütüyor, parmak lan ediyor. Lan içinde bu akla mukabil akıl mı var? Var. Kim o? Şeytan. İmam Şafii diyor ki, bu demeden de geçemeyeceğim. Kur'an değil, sıfır az suresi gelse, insan istikameti için bu yeter. Ben az suresi. İnsanın istikamet bulması için ben az suresi gelseydi, yeter. İmam Hasan diyor ki, Risale-i'nin külliyatı değil, sırf 13. lema gelseydi, istikameti düşünmek için 13. lema yeter. Vallahi acayip. Vesvese Risalesi de var içinde. Vesvese Risalesi'nde şeytanların istiyazı yok. Yani 21. sözde. Vesvese ama 13. lemada yok, yok. Tevhid, haşir, şeytan, psikoloji. Bütün benim 400'e yakın ve aşkım psikoloji temeli onun üzerine kuruyor. 13. lema. Spor olsaydı istikametli düşünebilmek, kendini kontrol ve kendini mukayyet olmak için o yeter. 13. lema. Hulusi abi iki şey üzerine çok duruyor. Varlığa ve usta ona muhtemelen ustada çok mektup yazmıştır. Ama iki tanesini koymuş ve ustad Barla layıkasına Risale'nin külliyatından demiş. Hulusi abi paragrafı koyuyor, anladığını. Paragraf koyuyor, anladığını. Ne hangisini? 11. lema, sünnet-i seniye. Yani ruhun idealist bir dava adamının malzeme deposu. 11. lema. İstikametli hayat sürmenin de sebebi. 13. lema. Hulusi abi 11. lema ile 13. lemayı öne çıkarmıştır Barla'da. Besmele var değil mi? He? Besmele de var. He. Yani en çok o. Devam ediyorum. Tasavvurdayız. Böyle bir yolcu öyle birisine dayanır ki bütün bu daire azime ve bu geniş hudutlar o kadar serbest ki geniş hudutlar
görüyor musun bak geniş hudutlar? Onun taht-ı emrinde ve tasavvurundadır. Tamam. Evet, geç 301. Bütün bunların neticesinde bir istikak cezasını da çekiyorsunuz. Tasavvurda. Nefsin mabutlaştırıldığı, nefsin mabutlaştırıldığı, tasavvurda bu da. Hakiki mahbub olan Kadir-i Mutlaka tevekkül ile teslim etmiyorsunuz, daima elem çekiyorsunuz, elem orada. Elem, elem şurada arkadaşlar. Elem burada arkadaşlar. Abi şu 29'u bir kere bakabilir misiniz abi? 29. Ruhu beşerin eşedi ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselli nerede bulabilirsiniz? Nasıl ilişkilendirdiniz abi? Yani bak teselli. Şimdi buradaki yapıyı, buradaki bu yapılar neyle anlamlandıracaksın? Endişe, kaygı, uydunukçasıyla, korkuyu, zanlarını neyle buradan onu tersini döndüreceksin? Teselli hakiki. Yani bir sürü teselliler var. Hakikisini nerede bulacaksın? Ancak vahiy ile. Vahiy dönüp bunu yapılandırırsa olur. Tısvat-ı Kur'an'ı. Teslim, tılsım, ona. Çok şey söylenir de uzatmamak için bu kadar yeter. Akıl vahiden sonra yapılandırıyor onu. Vahisiz tasavvur, unutmayın. Vahiy yoksa bir insanlarda bu yok. Hani var, kafirin. Tasdiki var, ilim, batılim. İzanı bitmiş, kalbi açılıyor. İltizam var, batıl iltizam. Putlara itikad ediyor, bu kafirin. Bu Müslüman. Yani buradan aşağı yok. Bu neydi? Şurası. Felsefe. Burası nübüvvet. Cahilce bir soru abi, son başlama. Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti vardır. Vardır. Her şeyin değil mi abi? Hı hı. Suret içinde geçerli mi aynı şey abi? Evet. O zaman biz sureden hiçbir ayrılmıyoruz. Ha? Yani şunu demek istedim abi. Mesela serbest bölge benim suretimse, her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti var. Suretin de, suret içinde aslında bu geçerli abi. Evet. Yani demek istediğim şu ki, bu serbest bölge aslında benden hiçbir zaman ayrılmıyor. O yok olmuyor ki. Geçsem sadece değişiyor. Mesela buraya geçtin. İzanın ve kalbi yaşıyorsun. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçtin. Ortadan kalkmıyor ki. Üniversite diploması elindeyken ilkokul diploması orada sökülmüyor ki. Sökülmüyor. Yani ilkokulda diploma düşer. İlkokulda öğrendiğin 2+3 eşittir 5 bilgisi üniversite mezunu olduktan sonra bu bilgi yok oluyor mu? Olmuyor abi. Evet. Hatta onu çekersen yürümez yani. Evet. Üstad Tahir tasavvurunu hep kullanmış. Evet, evet. Yani her yerde var. Evet. Hiçbir zaman yok olmuyor. Hiçbir zaman yok olmuyor. Mesela odun düşünün. Ne kadar kuru olursa olsun gene duman vardır. Evet. Söylüyordunuz ya buz suya döndü diye suda buz yok diye kanuniyet hep var. Var. Sıfatı duruyor yani. Duruyor. Evet. Buz eritti su oldu. Suda bu artık kanuniyet yok mu yani buz? O her zaman olabilir. Her zaman olabilir. Kaçta kadar? 34 yani. Hakiki mahbub olan Kadir-i mutlaka tevekkül ile teslim etmiyorsunuz. Daima elem çekiyorsunuz. Bu tasavvurda. Mevcudatın anlam ve anlamsızlaştığı yer burası. Mevcudatın anlam kazanıp anlamsız olduğu tasavvurda. Yani mesela doktorum, hepimizin sahası da çoluk çocuğu olan veya işte hizmetinde hasreten sana bakıyor. Yani hastalarına tamamen parmağını serbest bölge, tahayyül ve tasavvurda sorun. Bütün psikoloji sorun bunu. Orayı anlatmadan, yani tesvermi böyle değil de, orayı hayal ederek, bak burayı yapılandır, bunu böyle yap. O serbest bölgeye iki kelam ettin mi adam doğru, akıl, aklı melekesi çalışacak. Kuyusundan çıkaracaksın. Ya bizde de oluyor. Ben olmuyor bu bunların yani. Anlatıyoruz diye. Öyle oluyor ki ama seyrediyorum biraz sonra çıkacak. Şu anda diyorum şöyle yapıyorum. Serbest bölge, serbest bölge. Şu anda hücuma uğradım. Ben en zirvede yaptım. Evim
patladığı zaman, hani düşün öyle, orada değilsin. Vehimler, zanlar, şüpheler, bir sürü tereddütler, şunlar bunları. Dedim bak şu anda en müsait serbest bölge aktif olacak. Fırsat vermeyeceğim ona. 36. Daimi abi, hadsiz... Orada bir şey var mesela abi. Hani dediniz ya, öyle gitmesi gerekir. Oha, evet. Ama lazım öyle dedi. Dönmüş. Evet. Öyle dönmüş. Orada mesela çözemediniz. O anca tasavvur dönecek abi. Evet. Sizi meşgul edecek. Acayip. Hiç bırakmayacak. Hiç bırakmaz. Mesela gaz böyle çıkıyor. Ocaktan gaz çıkıyor. Çıkan gaz böyle gider kimyasal. Böyle fizik kanunu böyle. Adam gidiyor. Mutfaktan çıkan gaz çıkıyor. Böyle gidiyor. Oraya gitmiyor. 90 derece dönüyor. Odaya gir. Bu ise tasavvur. Bir sürü çalışacak. Niye falan? Kim olursa olsun. Boş ver. Yani sahibini bulmazsa Ahmet Mehmet yaptı der. Daimi hadsiz fıraklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsunuz. Ölüm de bu. Ölüm korkusu buradan şey yapıyoruz işte. Ölüm korkusu var ya. Yani biraz sonra buluşacaksınız. Bu tasavvurda oluyor. Bir de okuyayım. 36. Daimi hadsiz fıraklardan ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsunuz. Azap yeri orası. Marifetmiş. Şualar 154. Tasavvurda marifet varmış. Marifetullah da burada oluyor o zaman. Evet. Olmaz. Malzemesi oluyor. Malzemesi. Zirruların ibadeti mahsusalarını dergah-ı ilahiye arz ediyor tasavvur. Şualar 93. Başka. Tasavvur kainatın haritası hulasasıymış. Şualar 676. Temenni münahaza tasavvurdaymış. İnce Mesnevi Nuriye 81. Desaisi şeytane bağda 152. Desaisi şeytane şeytanın desiseleri tasavvurdaymış. İmanın hapsedildiği sandıkçaymış. Bağda 91. İmanın hapsedildi diyor sandıkçada. Çok ilginç. Balyozla kırdım diyor. Dua balyozu. Ne? Dua balyozu. Balyozuyla. Ezel aynasıymış tasavvur. Fesubhanallah. Kainatın rüznamesi, haritası, hulasası ve takvimiymiş Hutbe-i Şami 11. Tasavvur. Son. Düşünce, malumatlar, bilgiler de öncelik, sonralık gibi sıralama var. İlimde sıralama yok. Ondan meratipler yok. İlimde sıralama yok ama tasavvurda var. O ilmi sıralayan tasavvur. En zıt yerimiz değil mi abi burası? Evet. Abi çok... zaman mı demiştik, mekan mı demiştik? Zaman. Zaman işte o zaman oluyor. Evet. Evet. Bütün her şeyi zaman yapıyor. Evet, evet. Zaman. Aynen. İşte tasavvur, aynen. Şey, tahayyül mekanımızı, uydurukçasıyla algısını, yani anlayışımızı, tasavvur ise zamanımızı oluşturuyor. İşte bak iyi dinleyin. Kainatın ruzdamı, takvimi, haritası olması tasavvurda, ezel aynası, ayna, hani ezel aynası yuvarlaktı ya, burası şurası değil. O düşünce, malumatlar, bilgiler, öncelik ve sonralık. Önce sonra, önce sonra gibi sıralama var insanda. Tasavvurda bu. İlimde sıralama yok. Ondan meratipler yok ilimde. Önce sonrası yok. Ama ilimdeki meratipleri meratipleyen, zannettiğimiz yani ilmi bizim alemimizde sıralayan, şunu diyeyim, şunu demeyeyim, profesör geldi, ilkokul çocuğuna girdi. Anlatayım, anlatmayayım. Profesör üniversitede anlattığını, ortaokul, lisede anlattığını, ilkokulda anlatmaz. Ne yapıyor? Onu tutuyor, mahfuz tutuyor, bunu veriyor. Bunu tasavvur yapıyor. Tasavvur ilimden alıp veriyor. Sıralama yap. Şimdi geçiyoruz. Daha yeni başladı. Bu mukaddemeydi arkadaşlar. 309 açar mısınız? Hadi bakalım bismillah. Vira bismillah. Lazım. Balıkçılarla çıkacağı zaman vira bismillah. Serpme atacakları zaman vira bismillah. Çekerken. Atmadı, çekerken. Tamam mıyız? Lemalar 273 tasavvura hoş geldiniz.
Hilaf-ı hakikat tasavvurat-ı batılaya giriftar olur. Hilaf-ı hakikat batıllarında tasavvur edildiği, burada hilaf-ı hakikat da var, hak da var. Yani tasavvurat-ı batılaya hilaf-ı hakikat, yani tasavvurda zıtların olduğunu göstermeye çalışır. Tasavvurun şeklinde, tayinli çıkıştığı değil, değil mi? Orada onlardan zaten söylüyoruz. Yani. Bundan söylüyoruz. Tasavvuru başka ne diyordu? Tasavvur şetim mi var? Tahayyülü şetim. Tasavvur... Tahayyül tasavvur. Batılı da yani evet, tasavvur küfür edebiliyoruz. Diyor. Tasavvur yani, şetim diyor. Tasavvur küfür, tahayyülü küfür. Yani tasavvur küfür de diyor galiba. Evet, küfür de diyor. Da var. Evet, tahayyülü küfür. Tasavvur edebiliyoruz. Edebiliyorsun. Ya yani mesela Allah olmasa ne olur? Ama tasavvufçular diyorsan tövbe estağfurullah falan. Yani mümkün değil. Bunları düz zannederim. Babaannem, yani mesela desem ki babaannem Allah olmasa bu ölmek kim? Tövbe estağfurullah. Yani çabuk yanımdan defol, çabuk der. Hemen git banyo yap, çabuk hemen bir kike. İman taze, yani bu tek kabul edildiği için imana zıt kabul ediliyor. Tasavvufta da öyle. Mesela farz-ı malı Allah bulursan, tahayyülü küfür orada kullanamazsınız. Dedim ya işte mesleğin dersin başında söyledim. İmansızlık endişesi olduğunda ona ima edecek, işaret edecek veya onu düşüneceğimizde böyle şey yapacak en ufak bir kılcıma bile yer vermezler. Ondandır ki acizliklerinden, yani iman küfür endişesinden mevcudat yoktur demişler. La mevcude illa hu. Demek her şeyi bitirmek zorundadır huzuru daimi kazanmak için. Esbapla niye uğraşacaksın? Tabii yani ondan sonra esbapla uğraştın, iman küfür devreye giriyor. Yani hepsini yok etti mi? Kimse yok ki. Ne iman, ne bir işte, ne küfür. Küfür değil. Rahatsın yani. Rahatsın. Yani latif nüktelerden söylüyorum onu. Vahdet-i vücut şeyinde. Yani buradan aşağıya da değil biraz. La meşhude illahu da İmam-ı Rabbani Hazretleri. Yani la mevcuda değil, la meşhuda. Seni gördüklerin öyle değil yani. O ona ver. Yani varlık değil, gördüğün. Senin gönlün, yani Vahdet-i Vücut'a diyor ki, varlık değil o dedi. La mevcude illa o değil. La meşhude. Kişinin kendi dünyasındaki süsü dünyasını yok. Öyle bir şey yok diyor. Senin gördüklerin hususun dünyadır. Öyle bir şey yok. Çünkü dünya her şey olabilirken senin dünyada bir şey olmuş. Yok diyen kim? Ha, bir arka taraf. Bak, her şey olabilen dünya, ya muhatabız, senin aleminde bir şey olmuş. Her şey olabilen dünya, senin aleminde bir şey olmuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, la meşhude illa hu. Vücutta gördüğün, senin aleminde anlam kazandığı şey, sırf o değildir. Ona takılma, ondan çık, o da değil diyor. Şahit olduğun değildir diyor. Daha arkası. Bildiğin gibi değil diyor, gördüğün gibi değil. Değil, ha. La meşhude illa hu. Anladınız mı? La mevcude ile farklı söyledim. Bu makam. Lemalar 385. Şeytanın en tehlikeli ve kesretli bir desisesi olan, bak ne, onun için burayı mutlaka es geçmedim tasavvuru. Bak şeytanın en tehlikeli, bak hemen şurayı çarpayım ki ikide bir söylemeyeyim. Şöyle. Şeytan kafir cinler, ervah-ı habiseler, mevadi habiseler. Şerirler. Mevad şerire diye geçiyor. Tamam, şerire yapalım. Şuraya da melekler, Müslüman cinler, ervah-ı aliyeler, mevadi aliyeler. Bu ok yanlış oldu.
Şöyle olacak. Şimdi buraya atar arkadaşlar. Buraya atar. Şimdi bu yazıdan sonra dinleyin şimdi. Elinizi sol tarafa şeytana götürün, bakın. Şeytanın en tehlikeli, oraya bakın, sırf oraya bakın. Şeytanın en tehlikeli ve kesitli bir desisi olan tasavvuru küfi, tasdiki küfür suretinde tasavvuru dalaleti, tasdiki dalalet tarzında göstermesiyle. Şimdi okuyorum, çok ilginç. Bak. İlim neredeydi? Tasdik. Bak arkadaşlar nasıl kandırıyor. Burayı nasıl aşıyor? Sanki burası yok. Sanki burası 33 tane, 30 küsur tane aklın sıfatı, deha, muhakeme, idrak, zeka gibi bir sürü şeyi var, sıfatlar var. Sanki burası aşmış, bunu da ikna etmiş. Buraya ilim, şurası. Tamam, sanki oraya gelmiş. Şimdi ben okuyacağım, bakın. Şeytanın en tehlikeli ve kesiti bir desesi, devamlı pompalaması kesir. Tasavvuru küfrü, küfrü atıyor. Tasdiki küfür. Şuraya bak. Şuraya attığını bana burada ispat etmeye çalışıyor. Buradadır diyor. Sen tasdik ettin diyor küfrü. Kendisi attım, ben attım diyor. Sen de bunu tasdik edince buraya getirdin. Buraya gelebilmesi için insanda ilime dönüşmesi lazım. Biz ilim yapmadık ki. Küfrün ilmini mi yaptık, kitabını mı okuduk? Böyle tahmin mi yaptık? Sonra tasavvuru da halki, görüyor musun şunu? Tasavvura attığı şüpheleri, şüphe yok mu? Şüphe, Allah'a karşı zanlar, en büyük zan Allah'a karşıdır. Allah beni affetmez. Allah benim günahımı nasıl affedecek ya? Bu zandır. Sana hacıların ilk günahı nedir? Zandır. Allah beni affetmiş midir? Allah kabul olmuş mudur zannetmesi? Allah'a suizandır. Zandan çık diyor, tasavvurdan çık diyor. Çıktır he. Çık diyor. Çık he, çık diyor, çıkmıyor. Şimdi bak, şeytan tasavvuru, zanı, şüpheyi, düşünceleri ne yapıyormuş biliyor musun bak? Tasavvuru, şeytan tasavvuru dalaleti, tasdiki dalalet tarzında gösteriyor. Allah alem o tasdiye izana atıyor. Niye? O, Allah diyor ki yani affeder diyor yani. İzana gidiyor değil mi kalbi? Tabii buraya girdi mi artık bir şey kalmadı. İzana girdi mi kalbe atılıyor. Şurada yani mı? Atlatıyor yani direkt. Yani şunu yapmaya çalışıyor şuradan. Vicdana iniyor. Bak şimdi. Taakkulü bile pas geçiyorsun. Taakkul çalışamıyor. Yok aç alkol. Yok alkol bypass etmiş ya. Allah affedecek diyor ya. Sen bir tane izan. Bak. Ona başka şeyde de kullanıyor. Diyor ki bu aklı ne yapıyor? Allah diyor niye affetmesin diyor. Hani ayet-i kerime bunu şey yapıyor. Diyor ki şeytan diyor Allah'ın rahmetine güvendirip de diyor günah işlettirmesin size. Adam diyor ki burayı bypass ediyor. Yani devre dışı yapıyor. Tak buraya atlıyor. Gördünüz mü parmağımı? Tasavvuru dalaleti, tasdiki dalalet. Tasavvuru neyi? Küfrü. Tasdiki küfür. Ben ne alakası var ya? Buralarda nasıl geçti? Nasıl geçti? Bana karşı niye durgunsun böyle? Baban sağ mı? Sağ değil mi? Ölse diyor. Peki böyle dedim acaba yoğun bakımda olduğu için söylüyorum. Ondan sonra abi bir şey söyleyebilir miyim? He. Ben bir şey söylemeden önce bütün beni dinleyen arkadaşlarıma, kardeşlerime selam söylüyorum. Beni özlemişlerdir herhalde. Özellikle Rahman kardeşim sensiz bu işler yürümez diyordu da. Abi bize verilen emanet midir bu? Hangisi? Tahayyül ve tasavvuf. Serbest bölge. Şimdi çok ilginçtir bu soru ama şey gibi yaptı ama emaneti ene gibi görüyor ama enen bir pakettir. İçerisinde emanet Kur'an da var, ruh da var, akıl da var, bu da var. Bu emanet verilmiş yani. Yani bu emanet verin. Bu emanet tek başına bir şey ifade etmiyor ki. Yok.
Mesela sana üniversite şey okul müdürlüğü, hastane başhekimine emanet edilmiş. Veya doktor ben sana geliyorum, kendime emanet ediyorum. Tamam? Emanet edilmiş. Yani emanetin altıyla ama direkt emanet bu denmez. Çünkü basit olur. Ama emanet bu zeminlerde işliyor. Hadi devam edelim. Tasavvurla tasdiki şeytan irtibas ettirdiği en zaaf noktamız. Yani şeytan, şermeden kalkıyorum bakın. Tasavvurla tasdik ettiriyor. Bütün vesvese, bütün psikolojik hastalıkları tasavvur ben iyi değilim. Acaba bu ben iyi olacak mıyım? Bu ilaç tesir eder mi? Acaba şu olur mu? Hep sanki olmuş gibi yaptırıyor. Şöyle bir soru geliyor aklıma. He. Hangi düşünceler, hangi tasavvurlar, benim düşüncelerim ve benim tasavvurlarım, hangileri de bana ait değil? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Çok güzel. Şimdi siz ne diyorsunuz doktorun sorununa? Hangisi benim, hangisi benim değil? Bakayım nereyi nokta alıp izah edeceksiniz? Bir yeri parmağınıza basıp bu soruya ona cevap vereceksiniz. Yeyse atıyorsa kireyim değil yani. O bir tane. Güzel. Ama tam şartım yok. Yani bir yere parmağını basacaksın, bu soruya cevap vereceksin. Tasdiktir abi. Tasdike parmağımızı basıyoruz. Bu şey. Bu mesele, bu da güzel ama esas o değil. Vahiy nereye geliyor? Tavakkül. Buraya parmağını basacaksın. Vahiye uyan senindir, uymayan senin değildir. Çerçevesi bu. Şuraya parmağını basacaksın. Bir ok buraya, bir ok buraya. Merkez bu yani. Merkez bu. Aslında senin diye de bir şey yok. Ya melekler tarafından ya şeytan tarafından sen sahipleniyorsun. O kadar. Yani arkadaşlar sahiplenme. Yani aslında sahiplenme. Belasını çekiyoruz. O da seviyoruz. Bedene sahiplenmenin bedeli psikolojik sıkıntılar çekiyoruz. Ölüm korkusunu çekiyoruz. Ya bu beden ölecek daha. Küllü ruhu zayka ben. Dün akşam bir sarıyor beni. İki gün önce ustak gelmiş. Ona kanserli taraf sarmış, ağrı kesici veriyorlar. Ustad ona bir kitap vermiş. Endişe etme demiş, rahat ol. Ustad X yerde gömülü. Geliyor almaya. O hastanede yatan bir Nur talebe, kardeşine, talebesine diyor ki... Geçen aradınız kişi miydi? Evet, yani dün akşam aradı. Şu şeyde de kanserken aramıştınız ya. Evet o. Evet onu. Yazsamıyorum. Evet, dün akşam bana söylüyorlar. Sizden sonra bugün işte tekrar edeceğim. Üstad demiş ki, üç gün sonra bir daha geleceğim. Üç gün sonra ya pazartesi, şey, pazar işte bu akşam oluyor veya pazartesi akşam oluyor. Tamam mı? Anladım tabii. Peki, Azrail Aleyhisselam ustadı suretinde geliyor. Gel derse gidereceğiz diyecek. Üç gün sonra takla mı abi? He? Üç gün sonra akıl alabilir mi? Yani zaten doktorlar onun yüzüne demiş. İmansız olduklar için öyle dememesi lazımdı. Öyle demez insan merhameti. Bir 10 gün önce 3 gün var demiş Alman doktora. Bugün 10 küsur gün. Şeye bakın ben bir şey anlatmak için soruyorum. Oraya takalım. O kadar merhametli bir Allah var ki Allah müsaade etmese o ne yapabilir ki usta? Ama hani bir merdemiz vardı benim 13 yaşında. Bak bu örnek versem bunu da uydurdu diyecekler. Ha ve bazıların öyle için öyle çarpıcı ve sebep üstü bir misaller oluyor ki yani insan hayalde ancak olur. Ha işte yaşıyor şu anda. Ve belki de hafta diyeceğim size. Yani şu anda yaşıyor. Ustad demiş ki rahat ol demiş. Dedim hangi kitabı verdi ustada? Tam baygınlık oluyor gidip geliyor bu tarafa o tarafa sekeratta. Tam tanımlayamadı eşi. Hangi kitap onu anlamaya çalış dedim. Ustad bir kitap vermiş Risale'de. Ondan sonra ben çok uğraşıyordum iyi bir kitap oku diye. Yoksa talebe unvanıyla git. Kitap okumamışsa talebe unvanıyla gidemiyor. Dost olarak gidiyor veya kardeş. Ondan sonra bu Allahu Alem talebe unvanıyla gidemeyecek. Kitap kardeş unvanıyla. Tamam kardeş. Çünkü kitap okuyamadım. Okumamış pek. Yani şey. Başladı da olmadı. Falan. İşte olmadı. Başladı, olmadı. Zaten kanser tepesine binince başladı falan. O onu demiyor. Hani ihtiyari olacak böyle.
herhalde dost, kardeş, talebe. Talebe Risale okuyan. Usta, neşirle mi uğraşan değil mi talebe? Neşir. Risale okuyup da neşirle böyle gayret eden böyle. Şimdi ben ne anlatacağım? O kadar merhametli bir Allah ki, bunlar nasıl böyle korkulmaz, tamam mı? Şey de olmaz, dehşette de olmaz. Yani haflı reca, recasız haf. Böyle bir tatlı bir şey var. Allah'tan haf edilir, korkulmaz. Şimdi onu ustadı gönderiyor. Merhamet ya. En ufak adım atarsan Allah şey mi? 3 gün sonra geleceğim dedi. Ben endişe etme demiş. 3 gün sonra geleceğim. Şu kitabı oku demiş. 3 gün sonra geleceğim. 3 gün sonra tamam okudun mu diyecek. Bu da muhtemelen okudum. Hadi derse gidelim diyecek. Hadi derse gitmenin adıdır. Öteye geçecek ve bilmeyecek. Aa dershaneye geldik diyeceğiz. Başlayacaklar derse. Başlayacaklar derse. Ondan sonra Sübhaneke la ilme lana illa men lem tere inneke tel alimun hakim ders yapan Fatih'e çıkınca aa ne oluyor ya? Kıyamet koptu. Dersek kıyamete kadar ders devam edecek. Ve bilmeyecek. Öldüğünü bilmeyecek. Hasta ziyaretleri o kadar önemli ki Allah-u Teala üstadı gönderiyor. Bizim de gitmemiz lazım o zaman. Çünkü sünnette var. Ömrünüzü bereketlendirecek 3 tane şeyden bahsediyor. Akraba ziyareti, hasta ziyareti, bir tane daha var. Kabir. Ha? Kabir ziyareti. Kabir ziyareti. Kabir ziyareti. Demek ki bir daha söylüyorum. Tasavvurla tasdiki şeytan iltibas ettirdiği en zayıf noktamızdır. Yani dikkat edin. Tasavvurla tasdiki karıştırtmasın sizi. Yani tasavvuru tasdikle aynı kabul ettirmesi var. En çok hassas insanlara kim bu? Kime yapıyor bunu? En hassas, en safi kalp insanlara bu iltibas yapabiliyor. Hassas ve safi kalp. İçin en ufak bir şeyi, yani sütteki en ufak bir kılı, hafif bir şey sütü yemiyor. Sifonu çıkar yeme, sifonu çıkar ye. Çünkü İslam'da kirli su, kirli süt nasıl yenir? Sinek düştü süte. Adam döküyor. Hayır, sinek düştü mü? Sineği tut, sok, tamamen çıkar. Artı eksisi nötrlesin. Oh, evet, Osmanlıca 9. lemayı, latif nükteleri okuyun. Sinek mikrop yaymıyor, mikrop öldürür. Ama nasıl oluyor? Senden belki 1000 katı fazla abdest alıyor günde. Kedinin içi kaldığını gördünüz mü? Sokak. Ne kadar kokuyor. Evet, kokuyor. Kuşlar böyle pat pat yapıyor kadar. Temizleniyorlar. Yani sinek orada aldığı bir sinek dahi. İkinci orayı temizliyor. Dezenfektiyor, uyuşturuyor. Basıyor, kirli kan alıyor. Giderken kovalamazsa kaşıntı da olmaz. Oraya ilaç bırakıyor. Fakat sonra çıkacak. Bu asıl insan buna müsait olmadığında Latince'ye çevrilmemiş. Osmanlıcadır. Ama 9. lema. Lemalarda. Ama görmek isterseniz latif nükteler değil de Latince'ye çevrilmiş. Sinek mikrobu öldürüyor kardeş. Üzerine sıvı döküyor. Fakat demiyorlar. Hakiki bilim adamları bakmış döktüğüne o bir sıvı salgılıyor. Atmosferle alakasını kesiyor. Affedersiniz. Büyük abdesti yapıldığı yere sinek hemen geliyor. Ve orada en zehirli şeylerini alıyor, değiştiriyor. Üzerini kapattığına deli şudur. Birkaç saat sonra başka bir suret alıyoruz yüzeyi. Neyse. Şimdi en hassas insanlarda kim kimi karıştırıyor? Şeytan tasavvurla tasdiki en hassas insanlarda en safi kalp insanlarda. Safi kalp Allah'tan kork çok fazla tabii korkuyor da ama en ufak yani burada süte kıl düştü bilmem ne oldu. Böyle hassaslarda aman dikkat diyor Risale demek ki tasavvurunuzda tasdiki karıştırmaz. Sen derdi ol, ben dert etmiyor zaten. Ha? Derdi o zaten, onun öyle bir problemi yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben, ama bitireyim cümleyi. Tamam abi.
zanlı tehlikeler burada yaptırılıyor. Yani tasavvur ile alacağım şeyi, tasavvur ile tasdiki iltibas ettirmekten zanlar çıkıyor. Yani zanlar zaten olacak ama dehşet oradan alınıyor. Tasavvurdakini tasdik ettirmekten zanlar şey yapıyor. Zanların en tehlikelisi budur. Diyor ya abi akşam Hasan abi diyor. Hani Rize'nin minibüsçüde arkaya yazıyor ya, koy ver peşimi. Şimdi Hasan abi de yazacak diyor. Megafur koy ver peşimi. Aynen öyle diyecekler. Ben demedim öyle dedi. Ya koy ver peşimizi. Koy peşimi. Yani gafur peşimizi bırak. Ben yanlış yapayım. Şu anlarda 73. O konuşmadan. Daha ömrün kısa ve uzununa bak şimdi. Ömrüm uzundur, kısadır, ölüm korkusu var ya. Bak nasıl yorumlayacak, ne güzel bir şehir. Çok önemli burası. Daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz diye bu ayette dersimi aldım ve bir, niyet, iki, tasavvur, üç, hayalce bütün hayatların ve zihayatların namına hasbunallah ve ni'mel vekil dedim. Garip bir yer diye başladım. Yani niyet nasıl insanın kalbinde ve insanın içsel aleminin zemberi olduğu gibi biliyorsunuz niyet kalptedir, açık salihtir ve zemberektir, tamam mı? Yani iç alemimizin zembereğidir. Kaderimizi oluşturur. İki türlü kader vardır biliyorsunuz. O bunu bilmezseniz kader hakkındaki şeyler oturmuyor. Bir bakıyorsunuz ki Allah'ın kaderi ile hareket ediyoruz, başka şansımız yok. Bir bakıyoruz ki başka bir derste kaderimizi biz yapıyoruz. Bunun sebebi şudur. İradeli kader ayrıdır, ihtiyarlı kader ayrıdır. İhtiyarlı kaderin sebebi biziz. Yani lokomotifi biziz. İradeli kaderin lokomotifi Allah'tır. Ha? İradeli kader, ihtiyarlı kader, ustad ötekisine geçince, bütün işini Allah'a bırakınca cüz ihtiyarına vazgeçtim diyor. Şimdi garip bir yer demişiz. Çünkü bak, niyet nasıl insanın kalbinde ve insanın içsel aleminin zemberi olduğu gibi, yani niyeti kalbe, bir, bak iki defa duruyorum, çok önemli. Kalpte niyet var ya, niyet insan alemini ne yapıyorsa, aynı bunun gibi, dimağda aktif olup, her çeşit kibir kıblelerin tayinine de tahayyül ve tasavvurlar oluyor. Kalbin kıblesi niyettir. Tamam? Niyet. Yani insanın yapısı ne şey? Nazar, niyet var ya. Niyet kalpte neyse tahayyül ve tasavvur serbest bölgede dimağda da böyledir. O zaman aynı şu mu yani abi? İhtiyari kader iradi kader alt taraf mı oluyor? Tamam, alt taraf da şimdi onu konuşmuyoruz. Yani niyet kalp ilişkisini düşünün. Onu eşleştirme. Ustad bir şey derken mefhumu halifiyle başka bir şey iş yapıyor. Niyeti anlatırken tasavvurla anlatıyor. Ha, kalpte niyet neyse dimağda da tasavvur öyledir. Tasavvur mu? Tahayyülde var mı? Tahayyül de var. Ha, ama usta tahayyülü demiyor da. Ben serbest bölgeni... Hayalce diyor mu? He? Hayalce diyor. Hayalce diyorsa tamam. Tamam diyor. Ha tamam evet. Affeder doğru. Ben şey yapayım. Niyet ve tasavvur ve hayalce. İşte niyet kalpte neyse tahayyül ve tasavvur. Dimağın niyeti yani. Dimağın niyeti. Dimağın niyeti serbest bölge. Ben bunu yazayım. Hakan'ın diyormuş. Evet, ben burayı en sonuna yazayım da, dimağ niyeti siz de yazın. Ben bunları bilmiyordum. Serbest bölge. Yazarken de farkında değildiniz değil mi abi? Değildim. Olsaydım derdim ve yazmazdım. Benim bilgim olsaydı yazmazdım. Ve ihtiyari olarak ne doldurursan onu çıkıyor.
Niyetin öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Divan niyeti. Çok garip ama. Bu serbest olmaları, bu sırdandır. Bu serbest bölgelerin serbest olmasının sebebi niyete muayyenlik getirilmemesindendir. Adeta dimağın niyeti de serbest bölge. Sanki uçağın ve gemilerin arkalarında bulunan dümen direğine benziyor. Üstünde var ya, sırtında. Onu deviremezsiniz. Hiçbir güç onu böyle yapamaz. Çok zor. Yani uçak hangi hızda F kuvvetiyle gidiyorsa bütün kuvveti sanki o direktedir. O gelen rüzgar ancak uçağı böyle kaydırır ama böyle yapamaz. Çok zor. Ha, yapan ama çok çok zor. Ha, işte uçağın sırtındaki o dümen direği, dimağın da dümen direği tasavvur ve tahayyüldür. Buna da hakim olmanın yolu, buraya hakim olacaksın, herkese kolay olan eylem istemeyen teklerdir. Bu dümene uçak. Şimdi uçağın şurasında dümen var. Tasavvur da böyle. O kıbleyi tayin eder. Bunu devirmek çok zordur. Tasavvur mu, taakkul mu? Yani tasavvurla taahhüt ikisinin kıblesi dimağın kıblesi taakkul demişsiniz devamında. Öyle mi? Aha. Bunların olmuş, ha dur bakayım işliyor. Devam edin. Belki yanlış söylüyorum. Sanki uçağın ve geminin arkalarında bulunan dümen direğine benziyor. Hayır, kıblesi. Bakın o dümen. He. Tamam işte. Kıbleyi devam edeyim. Kıble dedi de aşağı ineyim. Buna da hakim olmanın yolu herkese kolay olan eylem istemeyen teklerdir. Baktım ki dimağın kıblesi taakkulmuş. Bu kıblenin arka veri tabanları ise, yani o şey, tasavvurları, ikisinin de yazdım ki... Tahayyül ve tasavvur. Ha, tabanlar ise tahayyül ve tasavvurlarıdır. İkisini de yazdım ki, yani taakulle o serbest bölgeye yazdım ki, irtibası göreyim diye. Diman sultanı taakul, kalbin sultanı da niyet. Demek ki tahattür tasavvurda oluyor. Tahattür. Ne altına da geçiyor onun delilini yapmışız. Ondan sonra kolasayı söyleyeceğiz. O tahattürla o mübarek kelimelerin manaları cüziyetten külliyete çıkar diyor. Cüziyetten külliyete taakkulda oluyor. Serbest bölgede tahattür ediliyor. Akılda kıymeti ve nuru tahal edip genişliyor. Demek ki şu geminin dümeni taakkulmuş. Bu ikisi gemi olarak, bu ikisini de malzeme zeminiymiş. İlk önce tahayyül ve tasavvur demişiz. Çünkü çok irtibas ediliyor. Ben ilk önce irtibas da etmişim. Sonra dedim ki ikisini de yazdım ki görelim. Oysa bu da buna devrediyor. Yani görüntü budur uçan. Ama mekanizmanın, sistemin yönetimi ondadır. Mesela zahirde lastiktir. Zahirde arabayı yönlendiren ama kimse pek görmez direksiyonu. Direksiyon akıldır. Lastikler de bunlardır. Gözüken tasavvurlar değil, serbest bölgedir. Ama onu arkadan yönlendiren... Yani az önce söylediğinizde bir yanlışlık yok gibi, yok. Değil mi? Evet. Değil mi? İkisini de zikrettim zaten. Ya başka, kıble başka. Kıble... Evet. Yani dümendir bu, serbest bölge. Ama kıble ise taakkuldur. Kıble. Yani aynı şey. Yani bu nedir o? Dümen. Dümen. Ben altına da yazayım da yanlış olmasın. Şöyle altına siz de yazın.
Diman, diman kıblesi zaten taakkul, kıble yön. Diman dümeni serbest bölge. Yok. Böyle kuruttuk. Bak şimdi, Faruk, herkes tatmin olması lazım ki. Şu kıble kardeş. Bu da düme. Farklı şey ya. Bu nereye çeviriyorsun? Yani bunun yönünü değiştiren budur. Bununla kıbleye uyarsın veya uymazsın. Yani diman kıblesi akıldır. Dümeni ise tasavvur ve tahayyül, yani serbest bölgedir. Tahayyül tasavvuruna hakim olmadan kıbleyi tutturamazsın. Nasıl olacak yani? Dur. Yok, tutturamazsın. Buraya. Peki ona hakim olmayı da söyledi değil mi? Ha, şimdi onu da çizelim. Şuraya. Serbest bölgeye hakim olmanın yolu terkler ve tecerrütler. Bir. Yani şuraya çarpı koyacaksın. Terk. Tecerrütler. La ilahe illallah. Evet. La ilahe, doğru. La ilahe olunca illallahlar geliyor zaten. Geliyor çünkü. Tamam. Kıbleden önce dümen mi abi? İkisi beraber olmaz ki zaten. Kıblesiz dümen, dümensiz kıble. Yani dümeni niye yaparsın? Kıbleyi bulmak için. Kıble niye? Ön göstermek için. Kıblen yoksa dümene ne ihtiyaç? Yani ikisi mümkün değil. Ayrı ama. Mesela şöyle düşün. Bu adam niye bunu yapar? Kıblesi için. Gerek yok. Kıble niye beyinledi? Buna yön vermek için. Yani direksiyonla lastik. Alev düşünebilir misin? Yok. Mesela göz yapmış, mevcudatı yapmış. Kulak yapmış, sesi yapmış. Dümenle kıble. Hani kıble, diman kıblesi akıldır. Ondan daha kutsi bir şey yaratmadım diyor. Hadis-i kutsi'de. Abi pilot ne vazife yapıyor burada? Pilot da onun sultanı kimdir hepsini yöneten arkasında? Neferi var, nefer. Dümenci neferi. Sadece yani komutları uyguluyor. O vardı, dümenci neferisin diyor. Ustad diyor ki, kalp ve ruhun kumandası altında diyor. Kalp ve ruhun kumandası altında. Eğer alemler düşünülüyorsa, Allah ile münasip kuruluyorsa, ruh. Yani uçağa ve havaya düşünülüyorsa kalptir. Yerle uyduyla irtibatlandıran uçağa, yer ve uyduya. Bu taraf sistemine de ruh yapıyor. Bir ara verelim mi? Peki. Ne kadar oldu? Bir saat 40 dakika. Bir saat oldu mu? Bir 40. Bir saat 40 dakika. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el fatiha. Ya şeytanu recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 84. Bima dersinin 5. tasavvur. 1. dersi bitti. 2. bölüm. Sayfa 25. defter. Şu dümenci neferisini bir şey yaparsanız abi. Ha, bir daha. Dersin başında bitleyelim diye. Onu bir okur musun? Mektubat 200. İlk önce ben bir şey yapayım, sonra o teyit olacak. Tamam. O güzel bir noktaydı hakikaten. Onu çok değil mi? Çok önemliydi. Şimdi bu uçak, uçağın arkasında tepesinde bir dümen var. Gemilerin de arka affedersiniz kıçında böyle şey var. Aynı bunun gibi, uçağın şeyi gibi dümeni var. Bir de motoru var. Hani şöyle. Şimdi bu kıblesidir.
Bu dümendir. Diman kıblesi takuldur. Dümeni de budur. Şimdi bununla alakalı mektubattan herhalde Osman Mektubat Beyruk. 225 abi. 225 miydi? Aha. Mektubat 225. Ben kaydederken sen okur musun abi? Ey insan, hayatın ağır tekerlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp yüzüne düşme. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine vücudundaki hayat makinası hayyu kayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Burada gemi diyor ya abi, gemiye nasıl şey yapabiliriz bunu? Vazifeni güzel gör, ücretini al, gemi keyfine bak. İşte insanın kendisi. Bu gemide yok gemide uçak mesela verildi ya. Şimdi şimdi Osman Hanım. Tamam, söyle hocam. Bazen yok, tamam. Yani o dümenci neferi ne demek onu bir hatırlayalım diye. Hani biz dümenci neferini ben daha önceden şey biliyordum. Kaptan, yani biz kaptan alıyoruz istediğimiz yere, nereye çevirirsek biz değil, oraya götürüyoruz. O değil. Onun kaptanlar, gemide çalışanlar biliyor. Dümenci neferi adı üstünde dümencilik yapıyor. Kaptan köşkünden aşağıda dümenci neferi var. Kaptan köşkü diyor ki 3 derece sola diyor. Bilmem işte sancak tarafına bilmem ne diyor. Yukarıdan kaptan talimatı veriyor. Aşağıdaki dümenci neferi sadece dümeni tutuyor ve o değilen talimata göre şey yapıyor. Yani şimdi, onun da yok. Dümenci neferi gelen komutlara uyması gerekiyor. Burada da ne dedik? Biz de kendi hayat gemimizde zaten mevzu onu anlatıyor. O hayat gemisi hayır kayyuma aittir diyor. Zahmet çekme diyor. Sen çalış, vazifeni al, ücretini al. Levaz şeyini düşünme diyor. Bizim o zaman bütün mevzumuz bu kendi hayat gemimizin şeyini, o dümenini, dümeni de neydi az önce derste dedik? Serbest bölge. Yani o serbest bölgeyi biz vahiden gelen, melaikeden, ilhamattan gelen şeyle, komutlara göre o şey düz tutabilirsek, kıblesine tutabilirsek, zaten o bütün hayat gemisinin zaten şeyini, maaşını alıyorsun. Ama hayy-i kayyumun daha başka maksatları da var o gemide. Çünkü yani, ticaret yapıyor. Taakkul kıblesini koyuyor. Evet. Tasavvur dümenini oluşturuyor. Serbest bölge, biz dümenci neferiyiz yani. Evet, biz yani o zaman değişti abi şu biraz. Vazifemiz hayır, de değişmedi ya. Ama taakkul kıbleye koyuyor dediniz ya. Taakkul kıble. Şimdi öyle. Kıble mi? Kıble demiştik, kıblesi. Tamam, kıble demişti ama şimdi kıbleye koyuyor dedi. Vahiy kıbleye koyuyor. Bu da dümeni. İşte Kur'an nereden bakarsın? Kur'an öbürü. Tahir'in tasavvurların ona uyuyor. Ona uyuyor. Tabii. Dümen ya. Ona uyuyor. Yani ona uydurursan olur. Yani kıble neyi nasıl yapacağım? Bir şey yok. Vücudu yok yani. Hı hı. Vahye bağlıyor. Hı hı. Ve nefsine bağlıyor. Bu da bu kendisi. İşin kendisi bu. Serbest bölge bu. Hı hı. Kendisi yani. Evet. Evet abi. Kıble yani böyle de gidersin, böyle de gidersin. Yani o mesela düşünün, bir geminin bir seferinde yaptığı ticaretin büyüklüğünü düşünün. Tonlarca belki şeyler taşınıyor. Çok milyarlar kazanıyor ama o dümenci neferinin aldığı maaş işte 3.000, 5.000, 10.000 TL maaş alıyor. Ama o gemide öyle bir ticaret oluyor ki çok büyük ticaret. Yani o zatın, o gemi sahibinin şeyi başka yani. Evet. Çok büyük bir şey var ama dümenci neferi ne yapıyor? Maaşını zannediliyor ki bizim uçağı ücret, tutan ücretini alıyor, kendine bakıyor zaten. Hmm. Ücretini alıyor. Kaptanın alakası yok. Ben gördüm kaptanı. Ben, teyzemin çocuğu kaptandı. Süt dayım da kaptandı. Kaptanlık taşı. Onun için bazen onlara giderdim. Gidersin, okul sohbet ederdik. Beni bırakmazdı. Birkaç seferi Kaş'a geçerken çıkardım kaptan köşkünü. Ama bırakmazdı birkaç seferde. Ya nereye gidiyorsun diyor. Oturuyor. Düme şey var. Dümeni bir tutan var, tamam mı? Yukarıda. Bir de makinist var aşağıda. Aşağıda. O da dümenci bilmem ne diyorlar. Şimdi kaptan böyle bakıyor, gemi geliyor. Tam şöyle. Hiç oturuyor, hiçbir şey yapmıyor. Çünkü gemiye bakıyor, etrafa bakıyor. Tamam. Hiçbir iş yapmıyor. Diyor ki dümenci nefere. 10 derece sağ şey işte. Sağ şey, tabirleri var. Tabirleri var.
10 derece şuraya diyor. Sancak. Sancak diyor. Bu o çeviriyor. Çevirmeyle aşağıya o eyleme dönüştürüyor aşağıdaki. Kalkta dümeni tutmaz. Dümenciye yön verir. Kıbleyi o tayin eder kaptan. Hadi bakalım devam ediyorum. Şuara 93. Yani bütün zihayatlarının hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ey Rabbim sana mahsustur, ben dahi bütün onları bir, tasavvurumla iki, imanımla sana takdim ediyorum. Şuraya bak. Tasavvur ve imanımla. Önce tasavvur diyor. Tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Şimdi bayağı da biraz antika bir yer. Abi tahattür, tahattür tasavvurda oluyor dediniz değil mi? Hı. Az önce öyle dediniz değil mi? Öyleydi. Evet. Hatırlama orada oldu. Hatırlama. Geç olacaksın. O zaman orada her şey yüklü yani. Doğrusu da yüklü. Hepsi. Batıl şey. Hepsi. Mesela diyor ki zan. Zan kötü bir şey değil ki. Zanın bir kısmı haramdır diyor. Zan neydi? İnsanı zengin yapıyor. İnsanı zengin yapmasına vesiledir. Yani insanı donuk düşündürmekten çıkartıyor, külli düşünmeye, farklı düşünmeye, düşündüğü bir şeyi veya söylediği bir şeyi çok zenginlikleri katarak, barındırarak, anlamlandırarak, işaret ederek söylüyor, yapıyor. Yani bu zan kötü bir şey değil ya. Şüpheler o kadar nimet ki. Yani şüphe etmese la ilahe olmaz. Şüpheler la ilahelerdir. İllallah onu şey yapmaktır. Anlamlandırmaktır onu. Bilgiler vesvese lisanesini okuyoruz. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Tanırsan gider, tanırsan gider. Vesvese lisanesini değil mi? Okumak ezberlemiş ama hala vesvese var. Çünkü vesvese bilgidir. İlim şuradadır. İlim onu tard eder. Buraya gelememiş ki vesvese lisanesi. İlim onu tard eder. İlim onu tard eder. Bilgi, malumatlar, okumalar tard eder demiyor. İlim onu tard eder. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ne yaptığını bilir. Subut-u sıfattandır ilim. Öyle bir bilgi değildir. Yani orayı bilmek değil. Tamam. Dolayısıyla vesvese, zanlar, şüpheler, bilgiler, malumatlar, Risale'yi okuduk daha bilgidir o. Yani tahakkulun imbiklerinden geçip ilime tasdik olaylarsa ilim olur. Yani sanki abi bizim tarif tasavvurumuz bizi cüziyetten çıkıp külliyet kesmemize yarayan cihaz gibi oluyor. Evet. Aynen. Yani değilse o biz yani düşünün o zaman donuk oluyoruz. Donuk yani. Hep yani temas ettiğimiz şeyle kayıttı. Ben hiçbir şey zannettiğim zaman ben cenneti de alıyorum, bütün kainatı Cenab-ı Hakk'a kadar hayal edebiliyorum, tasavvur edebiliyorum. Genişliğim oradan geliyor yani. Şimdi bak, çoğu insan şöyle biliyor. Bak başka bir şey götüreceğim size. İki şeyi hatırlarsam inşallah unutmasam, tıpla alakalı bir şey. Birincisi şu, insanların, biz böyle biliyoruz biz Müslümanlar. Ve insanlar şöyle biliyor. Tabiat, doğa, mevcudat, nesilemir bizim hayalimizi ve düşüncelerimizi oluşturuyor. Veya en azından aynı öyle düşünüyoruz veya kıyas ediyoruz. Şu mevcudat var ya, elma, armut, yer çekimi kanunu, yağmur yağması vesaire, hadiseler ve olaylar. Eşyanın kendisi malzeme demek. Bir de hadiseler, bir de olaylar var. Yani insanın sebebiyet verdiği bir deniz, dağlar, yağmur falan var. Bir de insanların oluşturduğu günahlarıyla vesaire, Allah'ın yaptığı gadaplar vesaire. Kısacası insanın tahayyül ve tasavvurunu hariç dünya nefsin emir oluşturduğunu biliyoruz. Biliyorduk, biliyorlar. Değil. Hariç oluşturuyor bunu. O zaman ne olur? Köle insandır bu. Yani mevcudatın dışına çıkamayacak, tahayyül ve tasavvur edemeyecek bir mahluktur. Mevcudatın uşağı olur. Yani bizi mevcudat oluşturuyor. Hayalimiz ise. Evet o tarafımız var. Bunlar da emri nisbiler denilir. Orada işlemiştik.
Bu da hatırlatmak ihtiyacım diyor. Ama aslında nedir? Emri nisbiler dışarıdan alınanlarla içerideki sistemimizle imbiklerden geçirerek emri itibarileri oluşturuyoruz. İkisinin cemiyle vahid-i kıyas olup sonra tahayyül ve tasavvurumuzla serbest bölgemizde mevcudatı biz şekillendiriyoruz. Ve görmek istediğimiz gibi veya serbest bölgemiz gibi oluyor dışarısı. Ya ejderha görüyoruz. Bu da pozitifizm öyle güzel söylüyor. Yani bütün ziya hayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihatı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ey Rabbim bunlar yapıyor. Ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi onları tasavvurunla ve imanla sana takdim ediyorum. Onlara bakıyorsun, düşünüyorsun, tarih tasavvurunu alıyorsun, Cenab-ı Allah'a sunuyorsun içinde şey yapıp. Yani salatın kıratı gibi, hayatı tekniği okuyup, yani salatın kıratı bu yani. Doğru. Yapıp sunuyorsun, insanın içine çıkartıyorsun. Şimdi dolayısıyla diyor ki, mesela birkaç tane fizikten örnek vereyim. Bir, şuraya yatan hesabın yarısı özden gitti diyor. İşte bir rivayette ekserisi diyor, kahir ekserisi. Yani hariç bizi öldürüyor. Şunu demek istiyorum. Hariç de şekillenmiyoruz, harici bir şekillendiriyoruz. Başka bir şey mi? Yarık deneyi var fizikte. Bunu Müslüman değil, gavur yapmış. Müslüman yapsa yobaz olurdu. Şimdi yarık deneyinden elektron gönderiliyor. Yarık gibi şekil alıyor karşıya. Ama bir gözlemci, bir bakan, nazar eden, orayı seyreden birisi olaya şöyle bakarsa, müdahil olursa orası değişiyor. Dağınık oluyor, farklılaşıyor, dalgaya dönüşüyor. Yani elektronik hareketi dalga hareketine dönüşüyor, geniş yelpazeye oluyor. Şurada şunu varmışlar, yani bu mevcudata nazar eden insan, bakan insan mevcudatı değiştiriyor. Dine geçelim, siz nasıl olursanız başınız öyle olur. Sema hiddet etmesi, semadan çamur yağması, ateş yağması, deprem olması, çökmesi, Lut kavmi, Semud kavmi vesaire. Fiziksel bir hadiselerdir. Olduğu için bize lak olmuyoruz. Biz böyle istediğimiz için mevcudat böyle oluyor. Biz şekillendiriyoruz. Yani Lut kavminin nasıl battığı için batmıyorlar. Batacak fiilleri yaptıkları için mevcudatı böyle yaptılar. Kendi düşünce ve fiillerimiz mevcudatı değiştiriyor demek istiyor. Mevcudatı değiştiriyor. Mutfaktaki şeyi de kapatabilirseniz. Kapalı. Tamam. Şimdi şunu da kaçırmayın. İkincisini söyleyeceğim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. İnşallah unutmasam. Mevcudatla biz şekillenirsek köle insan oluruz. İnsana bu yakışmıyor. Yani mevcudata dayalı düşünmek, mevcudatın içerisinde hayal etmek sıfır olması insanı basitleştiriyor ve ahirete intikal edemiyor. Ahirete intikal edememek sebebi, edememenin has-ı nazar, has-ı fikretmek, yani düşüncelerini ve hayallerini mevcudata bağlı olan, onun dışında kaynak kabul etmeyen insan bu varlığı esas bilir, kaynak bilir, sonuç bilir. Evvel akıl bilir. Bir daha söylüyorum, fakat bu bizim zenginliğimize bakın. Bu taraf doğrudur ama bunlar bizim emri nisbilerimiz oluşturur. Yani insana bir sistem var, dışarıdan içeriye alma özelliği var. Duygularla, fikirlerle, şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezze, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bunlar beş duygu olarak göz, kulak, burun vesaire dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan sığır da alamaz. Sığır mesela otu alır, su alır. Onun yanında olan hadiseleri anlamlandıramaz. Çünkü alıcılar yok. İşte bizim alıcılarımızın olma yapısına, arka taraftaki zahirde kulaktır, burundur ama bunu alan, dimağı alan tarafımıza emri nisbi deniliyor tasavvurda. Emri nisbilerimiz emri nisbine dışarıdan alıyoruz. O acayip bir nimettir. Mucizedir alabilmek. Aldık. İçeri aldık. Artı onların buraya hasretmişler, buraya gömülmüşler. O kadardır diyor. Aldığı kadarla düşünmüyor. Biz ise aldığımızı vahiy ve fıtratımızdaki sistemde var.
bozulmamış günahlarla veya vahiy ile bu dışarıdan aldığımız emri nisbileri halaç pamuğu gibi evirip devirip çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? Birbirine kıyas etme özelliğimiz var. Nisbi deniliyor. Buna İtibar. Emri isbi. Emri itibar. İtibar emirler. Yani emri nisbileri aldık. Vahiy ile bunları hallaç pamuğu gibi çeviriyoruz. Aldığımız resimleri, şunları, bunları falan. Onları anlamlandırıyoruz. Mane ismi, mane harfi. O da vahiy kıyası oluyor. Sonra emri itibarilerle evirip çeviriyoruz ama o emri nisbi, emri itibari hallaç pamuğu yapınca ortaya çıkan şeye vahiy kıyaslarımız oluşturdu. Dolayısıyla biz mevcudata dayalı bir serbest bölge değil, mevcudata dayalı bir düşünce yapımız yok. Onun arkasına bir düşünce sahibiyiz. Çünkü niye? Vahiyye bunu anlamlandırdık. Tamam mı? Bu böyle bir külli yapıyor insanı. Şimdi nereye götürecek? Eğer bununla alakalı değilse sorma. Çünkü yok, yok, şey. Siz yapın abi. Şimdi tıpla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bana birisi göndermişti. Galiba Amerika'dan birisi, kardeşimiz IP numarasını gönderdi videonun. Bununla alakalı birkaç tane, bir tanesini söyleyeyim. Adam, bunu da bununla kıyas edeceğim bak, çok garibinize gidecek. Yeni bir tespitim var yani. Yani tespit ederken benim alemimde var ama herhalde vakti geldi, söylemeyeceğim. Söyleyeceğim yani. Şeyden delilim var. 32. sözde o çekirdekteki kanun, ağaçı yolu takip ederek bilgi dağıtılmıyor. Çekirdekteki bilgi, ağacı kullanarak bilgi dağıtılmıyor. Çekirdeğin tamamı ağaç. He, çekirdekteki bilgiler bir kablo tarzına değil, bilgi dalga olarak yayıyor. Dalga olarak yayıyor. Ağacın her yerine gidiyor. He, böyle bir kablo kullanmıyor. Tamam mı? Böyle değil. Şimdi onu kullanacağım şimdi. İlk önce motosiklet iş yapayım. Motosiklet kullanırken, abi bunu söyledim bir yerde herhalde sosyal arabada kayıt söylemişim. Bu kayıt onun eline geçmiş. Bu da profesör. Sosyolojik profesörü bu adam. Eline geçmiş, beni bulmuş, telefonuma IP numarası gönderdi. Bu kadar izahat yaptı. Motosiklet kullanıyor bu videoda, görüyor. Yavur bu. Kaza geçiriyor, boğazdan aşağı felç oluyor. Bu YouTube'da var. Felç oluyor, hastanede yatıyor ve yavrular geliyor, doktor. Diyor ki, maalesef bundan sonra boğazdan aşağı oynatamayacaksın. Bitti. Böyle garip garip bakıyor, inan, şey yapmıyor. Tamam, bitti. Fakat şuna hiç usanmıyor ve yorulmuyor. Hayal kuruyor. Hayalinde ben düzeldim. Hayal ediyor, düşünüyor. Yataktan iniyorum. Kendi hayal kurduğunu da çizdiler. Kendisi çizdiriyor. Yataktan iniyorum, merdivenlerden iniyorum, ikinci katta yatıyormuş. Ondan sonra iniyorum, merdivene çıkıyorum, arabaya binip gidiyorum, arabayı ben kullanıyorum. Günde usanmadan, üşenmeden, yorulmadan yüzlerce defa hayal kuruyor. Şimdi neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz. O oluyorsunuz. Sırrı bak nasıl olacak. Bu adamın birinci yol şudur. Düşünerek bilgiyi ve o yürüme şeklini ve canlılığı şöyle olmuştur. Ya bir de örnek vereyim. Mesela adam sporcu geliyor, hıt diyor, mermere bir vuruyor, eli kırılıyor. Ama konsantre oluyor, bizce tefekkür ediyor. Konsantre oluyor, güç geliyor, hıt diyor, mermeri kırıyor bu sefer. Eli kırılmıyor. Mesela şehvet olsun, gadap olsun, hiddet olsun, tefekkür olsun, kuvvet. Hep yoğunlaşmak, odaklaşmak, tefekkür etmek, tabiri diğerle konsantre olmakla ortaya çıkıyor. Mesela ben bir şeye odaklanıyorum, bu kadar yelpazeyi çiziyorum, çok ilginç bir şeye varacağım. Onun için uzatıyorum. Mesela bir şeye odaklanıyorum, taakkul diyorum, artık gecem, gündüzüm, hep bu oluyor. Tamam. Mesela insan niye böyle oluyor? Bir lağım faresi modelleri var. Geçen ders cenazeye giderken anlattım. Muhakimat 35'te. Şimdi
odaklandığın zaman sanki bütün mevcudattan gelen frekansları onunla alakalı alıyorsun, sen de anlam buluyor. Yani radyon açık değilken bir sürü dalgalar var. Radyon açık olunca seni buluyor. Bulmuyor. Orada aktif oluyor. Sese dönüşüyor radyoda, öyle değil mi? Evet. Şimdi bu adam hayal etti, kalkıyorum yataktan, tamam, bütün hastalıklarınızı kullanıyor. Kanseri bile böyle aşarsınız. Hayal ediyorsun, kalkıyorum, o da şöyle, beynim ağrıyor, kanser. Hayır. O olmama halini, çok rahat, daha önce ağrımama halin vardı ya, onu hayal et. Oraya dönüyorsun. O oluyorsun. Yapa yapa, bu şaka değil. Bu serbest bölge dalga yayıyor. Bedene diyor ki böyle yap. O motorcu kalktırsa yürüyorum. Beden ayağı diyor ki kalk, yürü. Çünkü yürümeyi hep komut veren dimağdır, kafadır. Tamam? Ben yorgunum, ilim derse gidemem. Asla vücut kalkmaz. Ben kullanıyorum. Hakikaten şehir şehir değiştiriyorum. Mesela Rize'den geldim, havalimanına indim. 1-2 saat durmadım, duş aldım, Balıkesir enfusu kampına gittim. Yani bizim için biraz şey oluyor, yani 5-6 saat yol, yani ağır geliyor. Ama yorulunca nasıl yapıyorum, nasıl aşıyorsun? Ve o canlılık ders yapacaksın. Hemen doğdum, bir gün, iki gün önceki halimi, balkonda köşeyimi hayal ediyorum, tamam mı? Hayal ediyorum, o oluyorum, ona dönüşüyorum, canlı oluyorum. Beden benim arkama gelmek zorunda, at gibi kullanıyorsun. Tamam? Şimdi bu adam buradan beyin tasavvur, kalkıyorum, yürüyorum deyince aklın, yani aklın şöyle bir aptallığı var. Hem akıl, hayalle gelen bilgileri, resimleriyle hayal ile gelen, bir de realiteden gelen resimleri ayırt edemez. Hayal ile kurduğun resimle de şehvetin çalışır, gadabınla çalışır. Bizzat rastladığın hadiseyle de şehvetin, gadabın çalışır. Aklın aptallığı diyoruz, aslında aptallığı değil yani. Değil. Öyle diyeceğim, başka nasıl çarpıcı bir şey diyeyim ki kavrayasın. Yani aklım fevkalade iyi, iki tarafta da çalışıyor, mükemmel bir şey, mucize de. Yani hayal kurdun, çalışıyor. Bu hayaldır demez. Realite değil canım, bu hayaldır, kes. Ben aktif olmuyorum demez. Kimyasal yapısı aktif oluyor. Hayal değil. Demek ki aklımız tahayyül ve tasavvurla, düşüncelerimizle de çalışıyor. Bizzat bizim dışımızdaki hadiselerle de çalışıyor. Tamam. Şimdi dolayısıyla tasavvurumuz bu şey, serbest bölge çalıştı mı? Ayağa kalktım, yataktan indim. İndim. Vücuda komut veriyor, kalk. Kalk, sinyal veriyor. Ama belden aşağı sinir yok ki. Nasıl ona ulaşacak? Ulaştığı zaman radyo çalacak. Tamam, frekansına gelsin. Ondan sonra beyin merkez ya, onu arıyor dalgasını. Kalk ayağa, ey ayak. Kalk ayağa. Çünkü komut veriyor, habire bombardıman yapıyor. Yani kurbağa yavrusunu emzirerek, yedirerek, kusarak büyütmüyor. Bakarak büyütüyor. Bakarak. Göz ile adam ölmüyor mu? Yarık deneyinde madde değişmiyor. Örnek veriyorum. Çekirdekteki ağaç, ağacı kullanarak bilgi aktarımı yapılmıyor. Dağıtarak, temessül ettirerek, tereşü ettirerek değil, dalga, elektronik yayıyor, bilgi yayıyor, bilgi, ağaç onu alıyor. Tamam. Yoksa bir şeyden verse o zaman sıraya konur. Wi-Fi gibi yani. Kablolu, evet. Harika bir örnek. Wi-Fi var. Aynen. Şimdi kanser, diğer bütün hastalıklara bak nasıl yapacak. Şimdi diyor ki kalk ayağa, kalkıyorum, kalk ayağa demiyor bu adam. Kalkıyorum, yataktan iniyorum, merdivenden aşağı iniyorum. Yüzlerce yapıyor her gün. Her gün yapıyor. Ben 2-3 defa yapınca yorgunluğum gidiyor. Ben yalan söylemiyorum. Yorgun oluyorum. 2-3 defa inanarak yaptım mı vücut ayağa kalkmak lazım. Mesela dün de geç geldim. Geç geldim. Artık vücut yoruldu yani. O Rize'den işte git, kampa git, oradan oraya falan. Yani atamıyorsun yani. Tabii son kullanma tarihine de geçiyor motor. Şimdi nereden de şey yapınca, hayır canım, daha evladın yarıda kalmış, üçte bir, onu da bitireceksin. Niye böyle şey, canlılık halimi hayal ettim? İşte 3-4 tane örnek kullandım. Çekirdek örneğini kullandım. Yarık örneğini kullandım. Ondan sonra kurbağa ve bu adamı. Şimdi beyin, akıl,
serbest bölge sinyal veriyor. Attım. Bu beyin verince ayağı, vücuda diyor ki kalk. Yani adım at. Bulamıyor ki radyo çalsın. Dalga yayılıyor. Arıyor, arıyor, arıyor. Gittikçe bu kuvvet buluyor bu dalga. Şuradan şuraya atlayamıyor. Bak şu kadar sinir açıldığı için beyin olunca felçtir. Ama bu sinyal atlayamıyor. Sinyalin kapasitesini ve kabiliyetini, kalitesini, sinyalin şeyini, gücünü düşünerek, düşünerek, düşünerek kalitesini yükseltince burada sinir yokken burada bilgi aktarılıyor. Ve adam kalktı. Ama o, sinirler açık. O adam kalktı mı? Kalktı. Adam kalktı, giyindi, ölünceye kadar böyle demiştim diyor, demiş doktor. Gidiyor, o doktorların odasına gidiyor, video gösteriyor. Doktorlar ilk önce şey yapıyor böyle, cin çarpılmışa dönüyorlar. Adam hiç ses yapmıyor, gülüyor, yani onları aşağılıyor. Sizin tıp, harici bilgiye mahkumsunuz demek istiyor. Ben uyduruyorum. Nefsil emri nisbilere mahkumsunuz, realiteye mahkumsunuz. Sanki tapu gibi, tıp dedi, Kur'an dedi gibi. İkide bir değişen bir şey. Tıp yani felsefe insanın yorumu. Ondan sonra bak diyor, öyle değil işte. Başka bir veri, bu veri tabanına göre imkansız. Ama başka bir veri tabanını aktif ettim. Aşıyoruz. Ondan sonra onlara bir gülüyor. Adamlar ses yapmıyor. Merdivenlerden aşağı gidiyor. İki şey var. Ya beyin sinyal vererek iki sinir arasını sonra işte şey çıkıyor işte. Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı sinir tamir olmaz bilgisi vardı. Onu kaldırıyorlar. En geç ve uzun tamir olan sinir hücresidir diye karar veriyorlar. Çünkü düzelen var. Eğer kesinlikle sinir düzelmeseydi hiçbir felç ayağa kalkmaması lazım. Kalkan var. Birkaç tane de olursa. Bu da gösteriyor ki uzun vadeli sinirler de düzelebiliyor. Ha nasıl düzelir? Bu çabuk yaptı. İki şey var. O kuvvetli sinyalle iki hücre sinir böyle yapıyorum ki anlayasınız diye. Ya arasını kuvvetli sinyalle sinirlerle harç doldurdu veya öyle dursun. Bağlı olmaya gerek yok. O kadar kuvvetli sinyal bağladı ki hat kuruldu. Artık aktarmaya gerek yok. Eskide verici aktarmalar vardı. Şimdi uydudan direkt sana biliyor. Adam direkt bu vücuttaki hücrelere, karşılıklarına buradan emir veriyor. Vücutta çalışıyor. Her türlü çalışıyor. Bu istersen bağlı olsun, ister olmasın. Bunu kanserde de kullanırsınız. Ağrıda da kullanırsınız. Her şeyde kullan. İnandığın gibi. Enayne zenni abdibi. Bunun dinde de öyle. Bana nasıl inanırsanız ben size öyleyim. Hadis-i Şerif'te de onu bir hemen sana geleceğim. Hadis-i Şerif'te de diyor ki hiç olmasa ömrünüzde bir defa Allah'a nihayetsiz hüsnü zannedin. Hüsnü zannedin demiyor. Nihayetsiz hüsnü zannedin. Allah Allah'a yakışır gibi bana merhamet edecektir. En acımasız. Ben bile kendimi affetmeyeceğim günahı Allah beni affedecektir. Niye? Benim affetmeyebilirim ama Allah Allah olduğu için beni affedecek. İnan ve böyle muamele göreceğiz. Abiciğim hiç oturmayacaksınız. Bir oturun, ben de bir kalkayım Allah aşkına. Hasan abi o çizerken ben şey yapayım. Mevzu ilerlettiler Hasan abi. Siz indirecekler herhalde. Yani bunlar şebeke. Bu akıl abi mekanın bile sinyalini değiştiriyor. Yani buzun içindeki su gibi burayı cennet bile yapabilecek sinyale getiriyor. Yani mevcudatı mesela müekkel meleğini gösterebiliyor. Yani sırf o sinir değil. Evet, yani mesela diyelim ki hapishanede adam hayal ederek Hacer-ül Esved'de kafasının secdesini koyduruyor. Kız Şimdi evet, orada öyle diyor. Tam hayal. Hacer-ül Esved'de başını koydurur diyor bizzati. Peki usta hapishanedeyken cumayı nasıl kılıyor? Tahayyül ve tasavvur o kadar kuvvetli ki bedeni orada temessül ettiriyor. Bu keramet gibi gözüküyor ama ben inanıyorum ki bu fizikseldir. Kanuniyet. Kanunu yakalamış. Burak'tır diyor zaten. Evet. Hasan abi şu yani. El çantasına ne kitap koyarsan, hastalar isteriz. O cinsten geliyor. Bak çanta dağıtacağım diyor. Dağıtacağım. Ben bu kitabı dağıtacağım. 23. söz, daha önce de demiştim. 23. söz koyunca insanla alakalı şeyler, ihtiyaçlar denk geliyor. Aynen.
Bunu koyduğunu da biliyorum. Ayaktayım, ayaktayım. Dur, anlayayım şu işi. Bir saatte sana dedim. Çizerken anlatmam lazım. Çünkü canlı da öyle. İttihadi İslam'la ilgili şey yaptım ya, hep oraları tasavvur ettim. İttihadi İslam. Yani o kadar basit ki burada ne kadar kolay bir emrine geliyorsa İttihadi İslam olur dedim. Ondan sonra oradan İttihadi İslam kitapları vardı. İlk önce onları dağıttım. Buraya gelince Ömer abi dedi ki, Okay dedi 50-60 tane İttihadi İslam kitabı var dedi. Bak ora burayı da şey yapıyor. Onları da vereyim de dedi, onları da dağıt o zaman dedi. Maşallah. Yani düşünceler. Maşallah. Güzel adam. Tamam. Mehmet Azim nasılsın? Allah razı olsun. Niye geldin acaba? Biraz durgun gördün değil mi? Abi onu anlatacağım şimdi. Mehmet abinin üzerine konuşuyorum. Tamam. Yani. Onun için itibat ettim ki. Şimdi. Kıcırdan olsun. Şimdi abi neden biliyor musunuz? Hani derler ya. Kahvehaneye giren sigara kokusuyla dışarı çıkar. Değil mi abi? Sirayet ediyor. Bu ortama giren ilimle çıkar dışarı. Burada kendini yapılandırıyor. Fakat abi bu serbest bölge öyle bir şey ki. Kesiyor. Sirayeti de kesiyor abi. Sinayeti kesiyor abi. O cimer ne diyorlar ona? Bir bomba uzaktan kumanda kesince. Cemur. He? Cemur. Cemur. Ha sinyali keser. Sinyali kesiyor abi. Bu Mehmet dersten sana yüklenecek şeyleri, şefteri, heyecanı serbest bölge kesiyor. Ama kesinlikle. Bakın Hasan abi biz burada sabahtan beri mesela konuşuyoruz. Böyle küçük bir heyecana geliyorum. Bazen Harun, bazen işte Ali de heyecana geliyor. Fakat dikkat ediyorum. Mehmet abi, bu Mehmet abi şurası bütün burayı etki altına almış. Dışarıdan sirayeti kesiyor abi. Kesinlikle kesiyor. Aynen. Kesinlikle kesiyor. Şimdi dolayısıyla Mehmet abi nasıl oluyor? Hasan abi bakın şöyle bir şey. Şimdi o az önce söylediğiniz şeyi, ben kulumun zanlı üzereyim diyor ya Allah-u Teala Kudüs hadisinde. Hasan abi, şu şöyle bir şey mi diye düşünüyorum. Bakın, şunun birbirinden ayrı hareket etme şansı yok. Mesela... Kafir nereden galiba? Gafur. Şimdi bunun birbirinden ayrı hareket etme şansı yok Hasan abi. Şu yeşili tahayyül ve tasavvur dersek biz buna yok. Yani Hasan abi ceberrut ortada ceberrut yok yani Hasan abi. Yani cebri bir şey kesinlikle yok. Yok. Yani ihtiyarı kadar irade kadar deyince sanki birbirinden çok bağımsız aslında Allah-u Teala ben kulumun zanlı üzereyim kutsi hadisiyle aslında bunu birbirine bağlamış. Kaderimizi biz oluşturuyoruz abi. Ve bu da kesinlikle bununla alakalı şimdi ne kadar şu bağı eğer kopartmazsa ki çok etkisi altına girmiş mesela Mehmet abi kesinlikle bunları birleştiremeyecek abi. Kesinlikle. O ayrı gidecek, bu ayrı gidecek. Birleştirmesi için alttaki kırmızı hangisi? Yani neyi? Yani bir fark etmez. Biri ihtiyarı kader desek, biri iradi kader oluyor. Ve bunu ikisinin cemi takulda oluyor. Ya da hususi... İkisinin cemi takulda oluyor. Yani. Evet. Dur, otur. Buna izan kalbeniyor ya, vicdana. Vicdanda ne var? İrade, zihniz, latife var. İrade burada. İrade-i kader orada. Çünkü hali ve vicdanidir diyor kader. Kader insanın. Vicdanidir ama herkes kendi Kur'an-ı Kerim'de kendi kaderini şey yapıyor, oluşturuyor, yapıyor. İhtiyari kader buradadır. İhtiyari nerede? İhtiyar burada, şurada. İradeli burada. Peki ikisinin cem olduğu yer burasıdır. Evet. Akıl, berzahta cem oluyor. Ama abi burası dümen ya. Şimdi burası belki yani şu kıbleye gitmek için ihtiyari kaderi burayla şekillendiriyoruz. Yani şimdi, dümen yapıyor abi burası. Evet. Kesinlikle dümen yapıyor. Böyle Mehmet abi. Çok. Teşekkür ederiz. Ayrılmaz. Daim ufek. İtibariyle. Şimdi abi bu şeyde yer var ya. He. Bozuyor. Lemalar 190'da. Lemalar 190. Herkes kainatı kendi aynasıyla görür. He. Cenab-ı Hak insanı kainatında bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmış. İnsanı kainat içerisinde bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmış. Mikyas ve mizan. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Alemin rengini insanın
itikadı kalbine göre gösteriyor. O gösteriyor. Aşağıda devam ediyor zaten. Mesela gayet meyus ve matemli olan olarak ağlayan bir insan mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Gayet sürurlu, neşeli, müjdeli ve kemal neşesinden gülen bir adam kainatı neşeli, güler gördüğü gibi. Mütefekkirane, ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gafletle ve inkarla ibadeti terk eden adam, mevcudatı hakikat-ı kemalatına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette malen onların hukukuna tecavüz eder. Evet, hayır. Şimdi ben bir de okuyorum. Şualar 93. Yani bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat hayatiye ve sanilerine bak. Bir tanesi neydi? Zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat hayatiye, sanilerine ettikleri fıtri hediyeler. Ey Rabbim sana mahsustur, ben dahi bütün onları bir tasavvurumla, iki imanımla sana takdim ediyorum demiştik. Ve ne demek? Fıtri hediyeleri, ey Rabbim sana mahsustur fıtri. Bunu tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyor. Ey Rabbim, tasavvurun makamına bakın. Tasavvurla iman takdim ediyor. Tasavvurla imanla takdim ediyorum. Demek yukarıya veri vermesinden ayrı olarak direkt takdim edebiliyor. Mevcudatın fıtri hediyelerini tasavvur manaya kendi has kategorilere göre dönüştürüyor tasavvur. Fıtratın tesbihatını bizim alemimize dönüştüren tasavvurdur. Fıtratın fıtri tesbihatlarını bizim alemimize, yani tıp nedir senin mesleğin? Beden dilini insan diline dönüştüren tercümandır. Fizik nedir? Tabiatın hadiselerini bizim lisanımıza dönüştürendir. Tasavvur nedir? Mevcudatın fıtri tesbihatlarını bizim alemimize dönüştüren bir sistemdir. Yine bu manada diyor ki teyit makamları, bütün zirruhun ibadet-i mahsusalarını tasavvur edip dergâh-ı ilahiye, ilahiye o ihatalı manasıyla arz ediyor. Yani İbadet-i mahsusalarını ne yapıyor? Tasavvur. Tasavvur ediyor. Onların ibadet-i mahsusalarını tasavvur ne yapıyor? Tasavvur ediyor. Bu tasavvurun kendisi takdim ediyor aynı zamanda. Tasavvurun direkt takdim özelliği de var. İlle verisini takula vermiyor. Yani çok ilginç bir şey var burada. Tasavvur buradaki kazanımlarını buraya veriyor. Menfi veya müsbeti ama direkt de veriyor, şöyle bir şey oluyor. Menfi, ademi olduğu için sirayet etmiyor. Hayır, iyi niyet ettiniz. Ev yapmak istiyorum, dershane yapmak istiyorum ama imkanı yok. Ah imkanı olsa da bir dershane yapsam. Ah imkanı olsa da şu açı doyursam, giydirsem. Ama yok hakikaten, alabiliyor. Bu nurani olduğu için sirayet ediyor. Yani dolayısıyla tasavvurdaki takdim müsbete vardır, şer'i yok. Çünkü şer ademidir. Mesela şöyle bir şey var. Vela tezirul vaziletin vizre uhra sırınca herkesin günah hatası kendisine aittir. Kimse kimsenin mesuliyetini yüklenmez der. Hani deden dedenin günahını sana yüklemez. Ancak miras sahibi ise borcu varsa şeyi mirasına verirsin. Ama Allah'a karşı etmiş olduğu adak Allah'a karşı ettiği günahlar, kusurlar torununa, oğluna yüklemez. Yükleyen de zalim olur. Çünkü Allah وَلَا تَزُرُ وَزْرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ sığınca bunu yasaklıyor. Çünkü niye? O zaman herkes herkeste mesul olur. Hayır. Herkes kendisine mesuldür. Dolayısıyla bu tasavvur bilememekten bunu oluyor. Sirayet ediyor. Günahlar sirayet etmez kardeş. Çünkü ademidir. Ademidir. Sirayet ama şu oldu. İnsandaki serbest bölgesindekiler tahayyül ve tasavvuru sirayetten değil, aktif olabiliyor. Ondan dolayı cezb olur. Nefis onları sevdiği için. Nefs emare devreye giriyor. Şimdi dolayısıyla tasavvurdakileri imandaki gibi
direkt müsbet olan şeyleri takdim edebiliyor. Takdim ediliyor. Şimdi geçiyorum. Şualar 154. Yani burada ne kazandık? Müsbetler sirayet ediyor. Sirayet ediyor. Menfiler sirayet etmiyor. Altına yazabilirsiniz. Müsbetler sirayet ediyor. Şerler, günahlar ademi olduklarından sirayet etmiyor. Vesvese aslında diyor ya, hani aynada yılanın sureti ısırmaz diyor. Aynı. Mesela bana bahsedecek hemen Kastamonu 249'da sıkıntı bana sirayet etti. Hı. Sıkıntı günah değil. Günah olsa ustada çıkılmaz. Sıkıntı başka bir şey. Şualar 154. Çünkü aradığımız hakiki tevhid, yani iman, imanın dört şeyi vardı. Bir, imanın sureti. İki, imanın kanuniyeti. Her şeyin ama gir içeriye hakikati ve mahiyeti. İmanın sureti eylemdedir. Tamam. Evet, tasavvurdadır. Onu şeytan çalabilir. Şuraya mahsus olan bir iman sekeratta alabilir. Alabilir yani. Hazır demiyor. İman. Tamam. İmanın kanuniyeti itikattır. Buradadır. Hakikati kalptedir. Mahiyeti ise Allah'tadır. Şimdi sekeratta kimin imanını alıyor? Serbest bölgesine has olan iman, taklidi iman, surette kalmış iman, pamuk ipliğine kalmış olan iman alınabilir. Tamam? Firavun'un mesela imanı surete olduğu için Rabb'e, ilaha değil. Rabbinas, ilahinas. Bak, Rabbinas, melikinas, melik ilahinas. Yani surette olan bir iman. Suretin, imanın sureti buradadır. Buradadır. Kanuniyeti itikattadır. İtikat. Hakikati kalptedir. Kalp, arş, Kabe aynı. Mahiyeti ise Allah'ın zatının bir nurudur. Esma sıfat değildir. İmanın kaynağı mahiyeti zatiyeden geliyor. İrade-i cüzenin sarfından bak. İrade-i cüzeye burası mı? İrade-i cüzenin sarfından sonra İrade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Tamam? Dolayısıyla iman sekeratta ne zaman çalır, kime çalır? İmanı surette kalan. Taklidi. O da alır değil, alabilir. Yani eğer bu adamın tekleri pek fazla yoksa, bununla aşırı neşir arası çok iyiyse şeytanla, sekeratta hiç şansı yok. Orada dedi ya, itikadı kalbisine göre gösteriyor dedi abi. Evet. Ya diyelim ki o tahayyüle bir ham madde desek, tasavvur ham maddenin şekil almış vaziyeti. Fakat tasavvurdaki şekiller de itikattan beslenerek suret alıyor yani. Evet, sureti doğru. Şuradan diyor, şuradan veri 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 veri, bunu da değiştiriyor. Suretini de değiştiriyor. Zaten çift taraflı. Oradan o beslediği gibi dönüp itikatta bütün mertebeleri tekrar... Evet. Çok güzel. Besliyoruz. Yani mahiyeti ne dediniz abi? Mahiyet Allah'tadır. Zatından da. Zatından. Sıfattan da değil. Şualar 154. Ezan okunmadı değil mi? Yok daha var abi. Şualar 154. Diyor ki aradığımız hakiki tevhid, yani onun için ben araya girdim buraya. Yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Tasavvur görüyor musunuz? Yani bak nasıl oturuyor. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvur eden çok kıymetdar ve burhanın neticesi olan ilim denilen tasdiktir. Allah, hakiki tevhid. Marifet tasavvurdaymış yani. Görüyor musun? Marifet tasavvurda. Daha böyle yukarılarda. Bak şimdi, iman ta buraya geldi, gördün mü? İmanı buraya getirdi. İlmi vücudunu. Hakiki iman, hakiki iman burada. Yani şey, ilmi mertebesi burada. İlmi. Hı hı. Bak bir de okuyun, çok ilginç ya. Sanki burada marifet ifadesi bilgiyle eşdeğer gibi geldi. Evet. Öyle mi? Yani bilgi öyle gibi olur. Bilgi marifet, kelimesi
Belki değil de. Yerine marifet destekte olur. No, no, ayrıdır o, marifet. Yani... Marifetler. Onu da ekleyin. Marifetullah. Bir şey söyleyeceğim. Marifetullah değil. O marifeti mesela diyelim şöyle. Alacağım. Mesela adam doktor. İmam Gazali söylüyor. Bu zanaattır diyor. Yani arabayı tamir etmek neyse bedeni tamir etmek zanaat. Eğer Allah'a nispet eder, Allah adına olursa, mane-i harf olursa bu zanaat sanat olur. Bu sanatın sanatkarı Allah olur. O zaman ne olur? Zanaat marifettir. Allah ile irtibatlanırsa marifetullah olur. O da tasdik olabilir belki öyle. Tasdik ilimdir diyor zaten. Ne diyor? Marifetullah'ın olduğu yer. Evet. Ama tasdik denilen ilim var ya o mesela. O ilim orada oluyor. Çünkü ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bu sefer ilim yapmıyorsun sen, ilim seni koruyor. Mesela yatarken, şey yaparken. Bir de şu var ha, ilim sonu korurken böyle sekerata şey yapmayın. Yaşıyorsun sokakta giderken, ilim canlı, ruhlu, şuurlu olduğu için aynı wifi gibi dalga yayar ve seni şerlere karşı korur. Ben buna şahidim. Benim için gayb değildir, şuhuttur. Bana onların reisi dedi ki, bir vesileyle bir rahatsız birisi vardı. 2005'te, 2004'te. Senden korkuyor mu? Benden korkuyor musun dedim bir şey. Senden korkmam, korkmuyorum dedim. 2005 bak işte. Niye dedim? Beyaz sütünün az, kırmızı sütünün çok. Beyaz sütünün bizi öldürür ama güçlü olmadığı için fazla öldüremiyor. Kırmızı sütünün bizi deli ediyor. Aklımızı karıştırıyor. Beyaz sütün nedir dedim? Okuduğum Kur'an'dır dedi. Kırmızı sütün nedir dedim? Ağzıma almak istemem o pis kitabı diyor. Ha, tövbe. Ben o zamana kadar Faruk, cemaat içindeydik ya, haftada bir cüz okurduk da orta az. Dağıtılıyoruz. O gün bugün ben, o gün o kadar tahrik oldum ki, o kadar sinirlerim oldu. Üç sene, her gün 300 okuyordum. Artık diğer derslerim etkili. 300 okuyordum her gün inadıma. Şimdi elhamdülillah, teşvik için söylüyorum, her gün bir cüz okuyorum. O sebep oldu bana. Dertler bana derman imiş. Şer bana bak nasıl hizmet etti. Haftada bir cüz yerine günde bir cüz okuyorum. Diyor ki, bak, sen diyor gelirken anlatacağıma delil yapıyorum. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur, dalga yayıyor ya Osman, evet. Onu anlatacağım. Sen gelirken diyor, biz seni görmüyoruz. Yani biz zannediyoruz ki cinleri biz görmüyoruz, onlar biz görüyor. Hayır, onlar manyetik alana girmesin görmüyor. Sen gelirken diyor, öyle alev yayıyor ki, onunla dayanamıyoruz, kaçıyoruz. İsrar edersek yanarız, bu senin beyaz sütünündür. Yani mesela ne kadar çap tesir edersin, tek sayıdır, 1 metre. 3 metre, 5, 7, 9, 19, 33, 99 metre yarı çapında dalga manyetik alanını alırsın. Tam S-400 şey gibi, hafızası gibi. Şimdi bir de dimağa ait olan beyaz şey, kırmızı kitap, o da aklımızı karıştırıyor, bizi deli ediyor. Ne zaman? O diyor ki, ta bize yaklaştığın zaman, ben dalga söylüyorum. Anlıyoruz, alevler yağıyor diyor. Bizi öldürüyor, hemen kaçışıyoruz diyor, daha gelmedi. İsrar edersek ölüyoruz diyor. Kırmızı sütun ne yapıyordu? Gelince dedi, bütün bilgilerimiz, her şey karışıyor dedi. Yani bu da karıştırıcı gibi. Niye söyledim? Şimdi bir daha düşünün şöyle, dinleyin. Aradığımız hakiki tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvur eden çok kıymetli ve Burhan'ın neticesi olan, Burhan neredeydi hatırlar mısınız? Akılda, taakulda. Burhan akıldadır. Burhan'ın neticesi olan ve ilim denilen
tasdik. Zaten burada da buranın akılda olduğunu ispat etmiyor mu Osman? Evet, bak ne diyor? Buranın neticesi olan, yani aklın neticesi olan tasdik denilen ilim. Buran burada. Buran burada. O neticesi olan tasdik. Abi ben şöyle bir şey anlıyorum, özür dilerim. Şimdi marifet tasavvurda değil abi. Marifet tasavvurda da var. Ama tasavvurdaki marifet diyor burada. Ben öyle anlıyorum abi. Yanlış mı anlıyorum acaba? Yani aşağıdan verdiği mi diyorsun? Yani ben öyle anlıyorum abi. Marifetin aslında akıldaydı. Akıldaydı, takıldı. Ama suretini vermiş olabilir oraya. Ama kendisi marifet, tasavvurda marifet. Marifet bir şekil almamış olabilir de. Fakat marifeti daha önce okumuştuk, öyle hatırlıyorum. Taakkulda ama sureti oradan oraya da veriyor. Suret oradadır, kanuniyeti marifetin taakkuldedir diye hatırlıyorum. Ama burada bir şey yaptığı için söylüyorum. Taklidi o zaman tersten okunursa da hakiki tevhid değilse, taklidi tevhid de o zaman tasavvurda oluyor. Evet. Tersten okursak. Yani hakiki tevhid... Tasdikte. Şeyde. Hakiki tevhid tasdikte evet. O zaman. Taklidi tevhid. Taklidi de tasavvurda. Tasavvurda. Marifetin malumatı tasavvurda o zaman abi. Uygulaması dışarıda vücut bulmuş şeklinde taakkulde. Evet. Yok tasavvurda. Tasavvur. Hakikisi merkezi orada. Marifeti dışarıda. Sureti dışarıda. Ondan sonra şu mantık nerede abi mantık? Mantık şeydedir, taakkuldedir, işlerdedir. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bütün bunlar mantık, mantık içinde gelişiyor. Burhan da mantığın içinde, yani taakkul da mantığın içinde. İlim mantıkta diyor. İlim mantıkta diyor çünkü. Şuraya yazarız inşallah. Burhan'ı aklın sıfatındandır. Onu kaydedeceğim de. Olması lazım. O ayrılır sıfatta yok muydu? Aklın sıfatında olması lazım. Belki olmaz mı diye şey yapıyorum da şöyle bir bakayım. Taakkul nerede diye bakıyorum bu defteri. Ezan mı okuluyor? Gördüm. Ben şimdi hemen şurada hemen şey yapayım ne olur ne olmaz. Burhan aklın sıfatı. Nerede geçiyordu? Şu alan 154. Evet. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Anladık. Marifet tasavvurda demiş bir daha. Burhan taakkulde, ilim tasdikte. Buradan bu çıktı. Şu anlar 676. Herhalde bu sayfayı da okuyalım. 312. Hani bunu şu karşıyı okuyalım, keseriz. Şu anlar 676. Çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarı diye devam ediyor. Abi, direkt çekirdek abi tasavvur. Direkt hakikaten, yani Evamir Tekmeniye'nin bulunduğu nokta mıdır abi o zaman ya? Yani sifon nokta değil, dur bakalım. Yani çok acayip heyecanla duruyor değil mi? Evet. Bir daha, insanlarda, şuraya bak. İnsanlarda ebedi uzanıp giden arzuları, emelleri, kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarı. Şuraya bak. Efkarlarıydı herhalde. Efkarlar evet. Ne demek, ne şey yapmışız? Kainatı ihata eden tasavvurat ve efkar. Kainat arşa kadardı. Şimdi eski bilgimizi kullanalım. Kainat arşa kadardı. Tasavvurat ve efkarları, fikirlerin cemidir, efkar. Fikirler, düşünceler demektir. Tasavvurat ve efkar ikisini de aynı makamda kullanıyor. Fikir yoldu, tasavvurat da yoldur. Yol kurmaktır diğer bir mertebelere göre. Tasavvur demek ki
aynı zamanda bir yol vazifesini yapıyor. Sana tasavvur kainatın hulatayı sana tasavvur kainatın hulasayı haritası oluyor. Hulasayı kainat tasavvuratın. Fikri taakkul mü diyeceğiz? Taakkulun, taakkulun. Hani orada kendisini ifade ediyor, tasavvura da ifade ediyor. Marifet de öyle yani gibi geliyor. Yine suret şey. İcraat yapıyor. Evet, suret kanuniyet. Mesela marifet de akılda ama şey tasavvurda icraat yapıyor. Kanun suret evet. Orada icraat yapıyor. Mesela tasavvurat çok acayip. Kainatı ihata etmiş. Yani kainat şurada, şurada. Sureti kainat. Kainatın sureti. Ben ekleyeyim şuraya. Eklemekte de bir his yok. Kainatın sureti. İlmi sureti. Tam çok acayip. Sureti, kainatın kanuniyeti, kainatın ilim ya bu. Hakikatin. Ötekisi de zaten. Son paragrafımızı okuyoruz ve keseceğiz. Tasavvura ait bir ders de yaparız haftaya. Bir şey söyleyeyim. Hasan abi özür dilerim. Bir şey söyleyeyim. Hiç aklımdan çıkmıyor. Şimdi Bodrum kampı bizim yani benim alemimde bambaşka bir kamp tabi. Bodrum'dayken abi o balkonda Harun bir şey dedi. Bir bak dedi abi şuralara. O karşıki o çamlara, ormanlara her tarafa. Buralar dedi bizden bizi bekliyorlardı vücuda gelmek için. Buralar bizi bekliyorlardı vücuda gelmek için. Tamam mı abi? Yani bakın şimdi yani benim tasavvurumda eğer onların karşılığı olmazsa ben onları vücuda çıkartamıyorum. Onlar ademe gidiyor. Yani ademi mevcuda çıkartan tasavvur. Evet. Evet. Çok doğru. O çok doğru. Kaçıncı sayfa? Bunu yazabiliriz. Bu çok güzeldi. Yani zaten yazmışız herhalde. Şey, orada okumuşuz bunu. Bak bunları okumuşuz bu. Bak alemimizde Adem ve vücut diye okuduk bunu. 301'de okuduk. Bak mevcudatın anlam ve anlamsızlığını oluşturan tasavvur. Kalbi Adem ve vücut. Dedik ya abi. Yani kaçıncı madde? 35. madde. 35. madde doğru diyorsun. Kalbin sureti dedik ya abi tasavvura. Ve zaten onun da sureti bu kulak. Kulağını görüyorum diyor ya tesbihlerine. Yani suretin de sureti bu. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Kulak yani aynı. O bir sürede zaten tahayyül gözün suretinin sureti. Aynı şeyler yani. Birbiri içine giriyor bir şey. Evet. Çok garip yani. Çok garip. Yani çok acayip iki tane göz, bir tahayyül, bir tasavvur. Allah-u Alem, biri kalbin, biri ruhun mu? Artık bilmiyoruz. Neyin etrafını kazıdığımızı da bilmiyoruz. Acayip bir hazine ama tıntın ediyorlar. Tasavvur, bu kafada ya kulak. Ama direkt nereye bağlı biliyorsunuz kalbe. Değil mi? Kalbe bağlıymış. Öbürsü de dimağın işte. Diğeri dimağ. Yani bu... ses ya, zaman oluşturur. Sanki tasavvur, tek gözü kör değil mi? Tasavvur, şeyin... göz ve kulak. Ne evet. Dedi abi ya, ne dedi ya? Tek gözü İki göz tahayyül tasavvur ya, tek gözü kör diyor. Yani bir tanesi bir tasavvur, ahiret yok. Bitmiş. Evet. Söyle. Mesela miraca geç, çünkü gözü kör. Miraca geç, ilk önce kelamına, sonra rüyetine mazhar ol diyor. Kelamına... Kelam tasavvurdur. Rüyet ise basardır. Basar ruhtur. Yani tahayyül de acayip bir uman biliyorsun. Birbirini şey, ezemezler. Hiç yani kıyas edilemez. Üstün hayır. Öyle bir şey yok. Sakın ha. Tahayyül üstün tasavvur. Öyle bir şey yok. Yani sanki Allah-u Alem daha bir şey demedim. Sanki bu şu kafanın gözü bir göz, bir göz. Ruhun, kalbin gözü. Alt veri tabanı nedir? Bütün organlar, duyular kafaya bağlıyken, kulak da oraya bağlı ama direkt kalbe gidiyormuş ses. Direkt etkileniyor. Hiç daha onu şey yapmadan. Neye benziyor? Ayakta su içerseniz, bir de böyle ya, böyle oluyor.
direkt vuruyor, bağırsağa geçiyor gibi. Yani sesli münafık bahsine geçiyor. Niçin vâla ebsârîm, vâla semîm, vâla ebsârîm. İlk önce semîm ve ebsârîm. İlk önce semî kullanıyor diyor. Münafık bahsine geçiyor. Çünkü diyor, kulak direkt kalbe bakıyor diyor. Basar dimağa bakıyor. Dolayısıyla ilk önce Miraç'ta kelamına, sonra rüyetine mazar oldu diyor. Rüyetine. Kelam neresiydi? Lef-i mahfuzdu. Rüyet neresiydi? Kabu kalpsendi. Bu hakikatlara ilk muhatap vahiy, Cebrail'i görmüyoruz ki. İlk önce kulakla muhatap oluyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vahiy ilk muhatap olan kulaktır. Dolayısıyla kimdir bu? Kalp. Kalbe geliyor. Sonra itikat iman olduktan sonra aleminde basar devreye giriyor. Tarih. Dolayısıyla sanki dima iki gözü gibi. Ama bunu dedim ama daha şey yok. Yani sanki kalbe ve ruha bakan şey gibi. Konuşunca iki ayrı gibi de aslında. İkisi bir yani kelamına ve ruhiyetine. Aşur yani mesela bir şeyi hayal edin de mekanı olması mümkün mü? Böyle daha önce dima bakıyor demiştik ya muhatabiyet açısından ilk önce vahiy. Şimdi bugün kalp dediniz. Yok. Şimdi tabii ki dima buraya geliyor. Yani bu şeyin kalbin gözü dedi. Kendisi değil. Mesela şu vahiy taakkule bakıyor. Vahiyle alakası yok şey. Yani bu söylediğimiz şey. Vahiy tabii ki buraya geliyor. Ama vahiy kulağa geliyor, kalbe gidiyor. Kalbe de direkt şu. Yani vahiyi anlamlandıran, değerlendiren. Yani böyle ses yaptığımızda kalbe gidiyor ama anlamlandır. Ama mesela diyelim ki dimağın yok, kafan yok. Vahiy kim muhatap? Vahiy muhatap burası. Muhatap oluyorsun, kulak veriyorsun. Sen kulak, muhatap yoksa kulak verir misin? Ezan okuna çekip gidiyorsun. Aslan abi. Duymuyorsun. Diyoruz ya işte rüyetine ve kelamına ikisi bir anda oluyoruz. Peki bunun delili ne? Mevcudatın pencereleriyle vacibi vücuda bakıyorlar. Kimisi kelama bakıyor. Sen nereden baktın abi? Sen neye bakıyorsun? Evet. Aynı şey yani Hasan abi. İnce Mesnevi dönemi 34 ve son. Bir şeyin yaşadığı bir ömürde mururu zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehimedir. Çok garip ya. Bunun altını çıkarız inşallah. Bir ateşin suratle tedbirinden hasıl olan daire-i vehmi gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci sure makuledir. Şimdi buradan çıkalım. Aslında makuleyi yapmıştık biliyorsunuz. Bütün hepsinin bu suratta cem olması. Makule. He, hepsi. Peki ben şimdi mesela 39 yaşındayım. 39 burada yok. Hepsi var. Hepsi burada. Ben o zamanla onları fark ediyorum. Aslında zaman bize mekanlık yapıyor. Benim çekirdeğimi zaman suretlere bölüyor. Halbuki hepsi aynı yerde. Sen zamandan şey yapabilirsen kalp hayatına veya ruh hayatına zaten hepsi aynı. Bir şey fark etmiyor. Mesela şu suratı meydana getiren ben senelerce beni meşgul ettim. Ben sen de şu anda 18 yaşında görebilirim. Hepsi görebilirim. Ezel bak şimdi ben senelerce meşgul oldum. Bir senede kaç defa hücre değişiyor? İki defa. Bir senelik hücre yok ki burada. Ama bakınca sana 15 yaşın denilir mi doktor? Ekaj derler, ortalama bir şey derler yani kendiniz. Bu mu 30 küsur? 31 mi? 30 dedi işte. Suratın, niye onu demedin? Böyle bir surat yok ki. Yemiz yok. Peki, 30 senelik hücre var mı? Ki yaşlı olsun. Peki, yaşını gösteren kimdir? Makule. Makule nedir? Şöyle, makule şu. Ocak 1'de doğdun. Bir dahaki ocağa kadar geçerken bir tencereyi koy. Fiillerimizi. İki düşüncelerimizi. Üç
kalbimizi, dört ruhumuzdakileri. Attık mı? Karıştırdık, 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 karıştırdık. Onlara o bütünsele bir senenin haleti, haleti rüyesi. Sen kaç tane var? 31 tane. Her senenin bir haleti rüyesi, 31 taneyi koy. Karıştır bu sene, karıştır bu sefer, karıştır. 31 tane halet rüyenin cemi senin suratına yapışmış. Buna ne denilir? Makule. Leyli'yi kadre geç, hepsi. Peki suratında ne var? 31 senelik fiil, dima, kan, ruhun bütünselliği var. Ben bu 10 saniye olmadı değil mi? En az 2-3 sene uğraştım. Yaş nerede o zaman? Bu sima niçin 31 gösteriyor? Yani ama 31 senelik bir şey yok. Bu bedene diye o içsel alem gelip yapıştırıyor. Ondan sonra maç değişiyor. 2-1 gol atıyor. Hemen şey değiştiriyorlar. 2-3-1 bilmem koyuyor. Tabela değiş. Tabela değiştiriyor. Elsine kıtıkum, elsine tıkum elvanık. Bunlar nedir? Makule. Tamam. Şimdi bu altyapıyı kullandıktan sonra bir daha çok acil bir alemdeyiz. Yani şu sıra, suratınızdaki simalar buralı değildir. Buradayken buralı değil. Mesela bakarsın, bu Alevi'dir dersin. Bu tarikatçıdır, bu Nurcu'dur. Nasıl diyorsun? Bu Fransız'dır, bu Alman'dır, bu Çin'dirdir. Simamız sanki mazi ömrümüzün tereşuhu oluyor. Evet. Mazinin? Mazi ömrümün, ömrümün mazisinin tereşuhu. Evet. Hepsinin cümle işte onu aldım. İstikbal de var yani mazide. İstikbali koymadım öyle Hüseyin. O da orada var mazinin içinde. Yani hani değişiyor ya simalar. Yani günahkar yaşadın sonra değişiyor. Eğer gözü de biraz dikkat edersen istikbal de var. Çünkü mazi istikbalin aynası ya. İçeride denildi mi abi? İstikbali de var koymasam. Suratına denildi. İlla kabiliyeti var. Ne yapıyor onu getirecektim. O 31 senelik doktorun o tenceresi var ya, tencereyi koy karıştır. Hı. Karıştırdığımız yer serbest bölge tenceresi işte. Burada karıştırılıyor. Hı. İşte o döndürüyoruz abi ateşe. Evet. O dönen yerde sen nereye bakıyorsa orada hepsi var. Ben şu an diyorum ki ben buradayım. Sen burada değilsin. Hı. Sen burada olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Burayı görmek istiyorsun. Evet. Aslında neyit, hayal, ne, serbest bölge şu anda neyit, tahayyül ve tasavvur ediyorsan sen oradasın. Hatta öğretmen der ya, oğlum gel buraya sınıfa gel derse gel. Öğretmenim buradayım, gel lan buraya. Diyor ya. Şimdi bir de okuyorum, ondan sonra izah geçeceğim. Bir şeyin yaşadığı bir ömürde mururu zamanla, bak görüyor musun 31 sene, değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından, koy tencereye dedik, tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Vehmiyedir. Değil. Tasavvurda. Bir nereye benziyor? Bir ateşi şey yapın. Oduna ateş. Bir tanedir değil mi abi? Çevirelim ki o kadar izli yapayım ki sen bu kadar izli ki bu çevirdiğim daire olsa. Bir tanedir ama tık 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 bunlar hikaye. Yok. Biz yapıyoruz. Biz o daireyi görüyoruz değil mi? Daireyi görüyoruz. Bütün olarak görüyoruz. Bütün görüyoruz ama tektir aslında. Nasıl yaparsan anlatıyoruz. Doğru. Ne diyor? Bir ateşin süratle tedbirinden, süratle tedbirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret, yani aslında bir yap, üzerine yapıştırılan suret makuledir. İkinci suret. Öyle diyor, ikinci suret, öyle bakma. İkinci suret. Yapıştırdı boya. Araba çürük üzerine bir boya vuruyor, satıyor arabayı. Ha, birinci surette herhalde şey, o fıtri olan ilk şey. Evet. Birincisi, ikincisi var diye neydi? Demek ki 200'lüyüz. Yani sünnet-i seniye selime gibi. Ha, sünnet-i seniye ve selime. Fıtratı, fıtrat asliye, fıtratı seniye. Ha, yani biz fıtratımız birinci suretimizde ama onu biz ikinci surete dönüştürüyoruz. Evet. Hani birinci şuur, ikinci şuur. Yani, nasıl, bak, nasıl bir ateşin surat-ı tedbirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi. Nedir? Ne demek? O ateşin ara boşluklarının da toplamına vehim yapıyor. Hani bak, tak 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 tırırırır. Bunu bir görüyoruz. Aslında tek 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 tektir.
18 bin alem. He. Bu ara boşluğunu doldurup da tek yapan kimmiş? Beyim yapıyor. Yaptı, ne oldu abi? O da vücuda çıktı, benim vücuttan çıktı. Yoktu ama var oldu işte. Ben var de... oldu ha. Yok diyemezsin ki, var. Artık var, bende bir vücut oluştu. Sen içeri girdin. İçeri girmemle benim tasavvur, itikadım, imanım da bir vücut kazandı. Evet, tekler aslında daireye dönmüş. Hem vücut yapıyor, kazandı. Hem yaparken yaparken izlettiriyor. İşte bak, her şeyi yapıyor, bak. Acayip. Yani Cenab-ı Hak aslında yani böyle şey senin birisi yapmış ya ve yapmayın dedim. Bu yanlıştır. Öyle inanırsınız öyle yaparsınız. Sakın yapmayın. Bir iPhone mu Samsung bir telefon senin resmini alıyor. 40 senemi hiç yap diyorsun. Bu yapmayın. Tasavvurunuz iş yapar. Öyle inanırsınız ona dönüşürsünüz. Kim yapıyorsa kaziptir. Aa abi Allah aşkına lafınızı sen ne yaptın? Ben yapmadım abi de. Dün abi bir şeye dikkat ettim. Hasan abi derdi Almanya'da bir macera yaşamış. Ne kadar köpeğinize benziyorsunuz. Aha, hatırlıyor musunuz? Evet. Hakikaten abi şöyle bir fino köpeği yaşlı kadın dolaştırıyor. Bire bir köpek de birbirine benziyor abi. Köpek değişemeyeceğine göre tavrını değiştirmiş abi. Tavrını değiştirmiş. Ve teşekkür ederim dedi. Hatta o da etki ediyor o zaman bu derece. Değiştiriyor. Tasavvur mesela şu korktun. Rahat gibi olmuyor musun? Evet. Neyi düşünüyorsun? Klinik düşün. Ulan ne düşünüyorsun lan diyorsun. Buraya tasavvur ve tavır hemen değişiyor. Sinir. Mesela bak, ben Kur'an okumayım suratım benim diyor. Ve bugün okudum diyor, okumadın tam diyor. Suratın siyah diyor. Allah. Evet, suratın siyah. Vay be. Çok dikkat edenler bilir, birbirlerini. Benim hariçte sizin de yakınız der size. Akşam ne oldu abi buradan giderken? Birine karşılaştık mezarlığın kapısında. Benden ayrıldıktan sonra? Evet. Saat 1'e kadar. Ondan benden ayrıldıktan sonra 1'e kadar? Aynen 1'e kadar. Konuştuk. Bak konuştuk. Buraya temizlik yaptılar. Bak. 3 kişi. Yani 3 kişi geldi temizlik. Buradan o da çıktı giderken. Yani konuştuk. En sonunda anlatamıyorum yani karşı tarafta. Dediniz ya siz tebliği durmuş falan. Onu söyledim. Ya nasıl durur dedi kimseye bir şey anlamadım. Tamam ben sana bunları anlattım. Televizyonu kapatacağım mı dedim. Telefona girmeyeceğim. Yok abi gireceğim. Dedim ki şortun kısa dedim. Uzatacağım mı? Abi şimdi şort mu alayım dedi. Gördün mü dedim. Etketmiyor. O sırada köpek taşıyan biri geldi. Gelince dedim. Bu köpek mi dedim. Suratına bak bakalım. İkisi de birbirine benziyor mu dedim. Abi benziyor dedi. Bu köpek mi zannediyorsun dedim. Abi 10 metre köpek gitti. Aslında gidiyordular. Gitti, geri döndü. Bir havladı bize. Bir havladı. Çocuk tüyleri ürperdi böyle. Dedi ki, değil abi köpek dedi. Ama çok ya. Köpek izledikleri için insan değişir. Tazımla tekemmül etmeye geldiği için değişkenliği yaşayan insandır köpek değil. Yaşamaz. Sahibi köpeğe benziyorsa, köpek sahibine benzemez. Sahibi köpeğe benziyor. Fena fiil, sanat oldu. Birbirine imtizaç etti. Ve bunu tasavvur yapıyor abi. Tasavvur yapıyor. Bak, bu gayet bir şey değil ki. Neyi düşünüyorsanız simanızda gözüküyor. Mesela namaz kılan kılmaya, zina yapıp yapmaya, zekat verin vermeye. Allah diyor ya, el sinetikum ve el vanikum. سِيْمَاهُمْ ف۪ي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَسْلَرِ سُجُودْ Ya, of. Mesela biraz önce Mehmet kardeşi niye takılmıştı? Bak şimdi açıldı da. Elhamdülillah fark etti, bayağı fark etti. Ya. Bir de farkında kalmış biraz Mehmet abi be. Bugün beni layıkaya geçirecek. Bak şimdi. O ateşin ara boşluklarının da toplamına vehim yapıyor, bütüncül olarak gösterir. Tasavvur sistemdir. Buranın hükmü olan vehim ara boşluğunu bırakmıyor. Tasavvur sistemdi. Tasavvura giren o tek tekleri bütünsel yapıyor, boşluk bırakmıyor. Bu vehim yapıyor. Hem zamanı hem de mekanı kaldırıp, bak tasavvur ne yapıyor? Hem zamanı hem mekanı kaldırıp sanki bütün zamanları ve mekanları anda bindirip sana gösteriyor. Bu burada hem zamanı hem mekanı kaldırıyor. Hem zamanı hem mekanı kaldırıp tek bir şey gösteriyor. İyi dinle bir daha. Hem zamanı hem de mekanı kaldırıp sanki bütün zamanları ve mekanları
anda bindirip gösteriyor sana. Bak şu surat. İnsanın mururu zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtima tasavvurda cem edilmiş. Bak bir daha. İnsanın geçmiş yani mururu zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtima tasavvurda cem edilmiş. Araya boşluk atmak, boşlukları kaldırmak, boşluk koymak veya kaldırmak, mekanla ve zamanla oynamak vehim yapıyor. Mesela diyelim ki geçmişi dalıyorsun, psikolojin bozuluyor. Çünkü bozulmuş bir ana geçtin. Tam tersine mutlu bir ana geç, mutlu olacaksın. Bunu hesabı cem etmiştim abi tüm suretlere. Hepsini. Bu belki benim ferdi ahirim olmuyor mu? Ferdi ahirlerin toplamı. Tamam, o zaman benim bu Azrail'im de oluyor aynı zamanda. Her şeyin oluyor. O zaman sekeratın da orada. Sekeratın da orada oluyor. Nereden nereye bağlı? Tasavvurdaki, tasavvurdaki vücuda makule denir. Vücuda. Tasavvur edilen yani bir sureti vehmiyedir dedim. Tasavvurdaki vücuda makule denir. Hayat diyor, zannettiğin halat durumu. Ne diyor? Hayat zannettiğin halat. Bak zaman neyi? Hayat zannettiğin halat bulunduğun. Andır. Evet. Hayat dediğin halat ancak bunun andır. Abi ne dedi dediniz mi? Yok. Söylenir mi tabii ki şey tefekkür de abi. Şimdi mesela onların hepsini tasavvurlarımın ben cem etsem ben neyi göreceğim? Bütün tasavvurlarını cem etsen, cem etsem neyi göreceğim? Bir araya getirsen yani ne görüyorsun? O ben değil miyim? O benim Rabbim olmuyor mu o zaman abi? Ya. Senin Rabbindir. Kendi Rabbin. Çünkü ya. Rabbul Alemin değil, Rabbindir. Evet. Herkesin Rabbin, yani hususi dünyasının oluşturduğudur. Bak, zaten yazmıştık ya buraya, şuraya. Lan kelam ve rüyete böyle bak. Herkesin, yazmıştık ya, herkesin hususi... Öyle demeyeyim, var abi içinde yazılı. Nerede? Ortada yazıyor. Hususi dünyası yazıyor. Ha, hususi, herkesin hususi yazacak. Ha, Rab. Rabbini oluşturuyor. Evet. Oluşturuyor. Hususi. Hususi. Hususi umacık. Doğru. Mesela ben doktora baktığım zaman nur görüyorum. Arkadaşlar sekerat da orada oluyor. Şu anda insanların kahir ekseriyeti sekeratta. Şu anda imanı kazandı ama kaybetti. Aklı devre dışı bırakanlar sekeratımız oluyor. Çünkü sekeratta ölüm anı demek dünyalı değilsin. Vasiyet kabul edilmiyor, tövbe kabul edilmiyor, iman kabul edilmiyor. Ahirette değilsin. Şimdi burası kesilmiş. Burada aklı devre bırak, aklı devre dişi bırakan her şey seni sekerata atıyor. Abi bu Hasan abi bir daha, insanlar da değil mi? İnsanlar mı yoksa Müslümanlar mı? Yani zaten kafirler sekerata atıyor. Onlar da Müslümanlar mı? Şimdi aklı devre dişi bırakan her şey senin sekeratındır. Burada yaşayan sekeratı yaşıyor. Bitmiş, can çekişiyor. Sudan çıkmış balık. Biraz sonra gidecek. O ismiyle, cismiyle, resmiyle diyor ya, o makule olan tarafı hangi taraf? İsmiyle, cismiyle, o zat diyor karşıma değil mi? Yok yok, herkes diyor yani mahşerde ismiyle, cismiyle, resmiyle diyor ya. O Rabbi, kendisi o. Rabbul Alemin değil, Allah da olmayacak. Herkesin Allah'ı bir. Gözükme şekli var ya mesela, en bütünselliğiyle... Mesela şu, onu tamam, şöyle izah edeyim. Bak, Rahman ismi. Evet. Tecelli ediyor. Hı hı. Rahim, Kerim, Ad, Gafur, Latif, Hakim yeter mi? Hayat. Esma. Evet. Şimdi seni kabul edelim. Sen Rahman'da şurada başlangıç, burayı kazandı mertebe. Rahman'da iyisin elhamdülillah. Rahim'de bayağı şefkatlisin. Tamam. Hakim'de biraz aşağılardasın. Ad da buralardasın.
Sani'de buradasın. Gaf, insanları affetmekte evet, iç kartalım burası. Ondan sonra bir de hesaplarda mukaddir. İyi yapıyorsun. Çizim de tamam. Şimdi herkesin bu değişik değil mi? Şimdi bunları, bu eğrileri, kalp eğrisi gibi birleştir. Bu senin hususi Rabbin. Hususi Rabbindir. Rabbindir ki cennette göreceğin Rab bu. Miraç'ta da gördü bu. Suretinde bu ona göre şekilleniyor. Allah Resulü işte Miraç'ta dedi işte. 14 yaşındaki bir şeyin ismi aslında. Peki Allah Resulü böyle düşünce abi her ismin azami derecesi o zaman basar. Allah Resulü düşün. Hepsi en zirvede. O zaman şöyle yapmıştır. O zaman ne oluyor? Şöyle olur. Oynama yok çok. Fıfırtı yok. Ha, böyle hepsi. Ama Rabbul Alemin midir? Haşa. Hayır. Haşa. Onun da en mükemmel, onu gözüken şey. En güzel, en mükemmel. Yani onun da Rabbi. Sahabe ne? Çünkü Esma'nın neyse ben tezmasar ama Esma değil çünkü Esma'nın vacip tarafı. Bu mahluktur. Asla şey yapamaz. Rabbul Alemin olmaz. Rabbimi diyor zaten. Evet. Rabbimi şöyle gördüm. Rabbul Alemin gördüm demiyor. Tamam. Mesela bir başkasının şeyi şöyledir. Bir başkasının şöyledir. O yüzden o zaman abi edep bitmiş. Yani bunların son vaziyeti insan ya edep denilen şey bunları şey son şekil almış hali. Evet. Şey içinde diyor hani. Ya edep denilen bunların son eylemsel hali. Zaten diyor esmaların hudutları dairesinde bir mahse edep vaziyeti takılmak. Heh. Yani mesela haddini unuttuğunu bilip haddini bilmek, edep takılmak o. Yani. Bu esmalara mazaret nispetinde haddini bilirsin, unuttuğunda kalırsın, eylemde gösterir. Yani sünnet-i seneye uygun nispetteki vaziyetin yani. Evet. Odur zaten. Öyle iddia değil, eylemsel hali. Sünnet-i seneye ne kadar muhatap olmuşsa. Burada kesiyoruz. Hafta inşallah buluşmak üzere. Cenab-ı Hak bununla haklanmayı nasip eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Bu derslerin sırrına vakıf olmayı nasip eylesin. Amin. Hakka hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmayı Cenab-ı Hak idrak ettirsin, nasip eylesin. Amin. Bu hakla sekeratımızı yaşamayı, sekerata muhatap olmayı ve hizmet imani Kur'aniye'deki iştirak amal uhri ve desya hissemizi ziyade eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuzu da ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua edeceğimiz, vaat ettiğimiz kişileri de Cenab-ı Hak onlara da hissedar eylesin. Ve ahirette, burada değilse de ahirette ders arkadaşı olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi, beşeriyetimize bakıp bu hakikati imaniyi elimizden alma Ya Rabbi. Ya Rabbi. Okuma yazma bilmeyen bir zatın sema sayfasında bir mim olan kameri bir elif yaparak bir mimi iki nun yapan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri ve hürmet hatırına beşeriyetimize bakıp bu hizmet imani Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbi. Allah'ın hatırına alma ya Rabbi. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة مع السلامة.